Merhaba, beni duyabiliyor musunuz? Evet Umut Bey. Ha? Sesiniz gayet iyi. Oldu sonunda. Yani ne oldu ben de anlamadım. Bu kadar prova yaptık, bu kadar hazırlandık. Nazar payı olsun diyelim. Herhalde bilgisayarınızın seslerini açmamız gerekiyormuş. Onu söylediler. Öyle mi? Anladım. Valla her şey hazırdı ama anlamadım. Kusura bakmayın. Yok esnaf da asıl siz kusura Hazırlıklar. bakmayın. Evet. Biz Evet. aslında Şevval Hanım'la yarım saat önceden buluştuk, provalarımızı yaptık, hazırlığımızı yaptık ama olacağı varmış. Ne yapalım? Varmış. Geç olsun güç olmasın diyelim. O zaman ben açılışımla başlıyorum. İnovasyon kampı liderlik ve motivasyon eğitimimize hepiniz hoş geldiniz. Umarım bugüne kadarki eğitimlerimiz çok keyifli ve çok verimli geçmiştir ve bugün de dahil olmak üzere bundan sonraki eğitimlerimiz de çok güzel ve çok verimli geçer. Bugünkü konuğumuz yönetici koçluğu İfuk Çarşıbaşı. Kendisi de bize eşlik ettiği için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Nasıl hoş geldiniz, nasılsınız diyelim. Hoş bulduk. Gayet iyiyim. Çok mutluyum bugün sizlerle olduğum için. Hepinize de Güzel. çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Için. Ben teşekkür ederim davetimi kabul ettiğiniz için. Ben başlamadan önce arkadaşlarıma, katılımcılarımıza sizi biraz daha yakından tanımalar için biraz sizden bahsetmek istiyorum. Müsaadenizle şöyle bir notlarımı da açayım çünkü çok geniş bir iş hayatınız, geniş yelpazeli bir iş hayatınız var. Ufuk Bey iş hayatı ilk olarak gazeteci olarak başlıyor ve 25 yıl önce burada liderler ve iş adamlarıyla röportajlar yapma fırsatı buluyor. Ardından iletişim danışmanlığı sektörlerinde Türkiye'nin en büyük 100 organizasyonu arasında yer alan kurum ve kuruluşlarla çalışma fırsatı çalışmalar yapıyor. Ardından kendileri Europe'un Gestalt Coaching mezunu, yönetici ve lider koçu. Aynı zamanda Gestalt Group Coach Lu ve yönetici lider koçluğunda ustalık programını tamamlıyor. İsmen çok karışıktı, kusura bakmayın. Daha sonra Paramita Partners çatısının altında bireylere ve kurumlara koçluk yapıyor. Ayrıca Communication Partner'da iletişim danışmanı olarak destek veriyor. Sabancı Üniversitesi'nde 2017'den beri yönetici geliştirme birimi eğitim ortakları arasında ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda mütevelli heyet üyesi. Gerçekten çok geniş yelpazede çok güzel bir başarı hikayesi, çalışma hayatı. Tanıdığıma ve tanıttığıma tekrardan memnun oldum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ufuk Bey. Çok teşekkür ederim Şevval Hanım. Hem davetiniz, hem heyecanınız, hem aktardıklarınız için mahcup ettiniz beni. Sağ olun. Ben şu tarafını eklemek isterim. Siz hikayemi anlattınız. İş hayatında neler yaptığımı anlattınız. Ben de hangi motivasyonlarla bunu yaptığımı, hayatımın hangi bölümlerinde hangi motivasyonların devreye girip beni yönlendirdiğini aslında bir parça anlatmak, paylaşmak isterim. Uygun olur mu sizin için? Tabii ki dinlemeyi çok isteriz. Tamam. Şimdi motivasyon ve liderlik malum konumuz. Bu konu öyle bir konu ki hani hepimiz rahatlıkla şu anda telefonlarımızı açıp motivasyonun tanımına bakıp motivasyonun işte bu insanları harekete geçiren şey olduğunu liderlikte de biraz bu vardır. Yani ikisinde de bu ortak kelimeyi görürsünüz. İnsanları harekete geçirme kelimesini görürsünüz. Hepimiz görebiliriz. Ben bu tanımlar üzerinde çok durmak istemiyorum. Çünkü motivasyon daha fazla öyle. Liderlik biraz daha dışarıda kalıpları tanımları olan bir şey ama motivasyon çok içsel bir konu. Yani şu anda Şevval Hanım bizi kaç kişi dinliyor? Şu an kaç kişiyiz burada? An sayımız artıyor. Şu an 67-77 kişi falanız ama artacaktır inşallah ilerleyen zamanlarda. Tamam. Yani burada 77 kişi varsa 77'si içinde ayrı motivasyon unsurları var. Yani dünyada kaç insan varsa o kadar parmak izi vardır deriz ya. Aynı şekilde motivasyon konusunda da dünyada kaç insan varsa o kadar motivasyon var. O Evet. yüzden motivasyon kavramına elbette bugün gireceğiz yani liderlerin motivasyonlarına, motivasyonla ilgili kavramlara, bu konudaki teoriye gireceğiz ama asıl cevap hepimizin kalbinde, gönlünde yatıyor. Hepimizin içinde yatıyor. O yüzden bugün için benim en önemli hedeflerimden biri burada katılımcı olan bütün arkadaşların, herkesin
kendi gönlündeki motivasyonla ilgili bir farkındalık sağlamaları, fark etmeleri. Bakın, motivasyonlarını bulmaları demiyorum. Motivasyonlarını artırmaları da demiyorum. Böyle bir iddiam yok. Ama kendi motivasyonlarıyla ilgili farkındalık sağlamaları, kendi motivasyonlarını nasıl oluştuğunu, nasıl geliştiğini, hayatlarını nasıl etkilediğini fark etmelerinin önemli bir katkı olabileceğini düşünüyorum. Bunun için de en kısa yoldan, yani kendimden, kendi motivasyonumdan başlamak istedim. Şimdi siz benim iş hayatımı anlattınız. Tabii ondan öncesi de var. Ben Kayseri'de doğdum. Ve hani böyle fıkralara konu bir Kayserili ailenin çocuğuyum. Yani aramızda Kayserililer ya da Kayseri'den yolu geçenler varsa benim soyadımı duymuş olabilirler, Çarşıbaşı ailesini. Çünkü benim 75 yıl önce dedemin, Hamdi dedemin kurduğu bir işletme var Kayseri'de. Çarşıbaşı Gıda adında bir işletme. Yani babamın babasının kurduğu. Şu anda babamların, amcamların, amcaoğullarımın, kardeşimin birlikte çalışarak götürdükleri bir işletme. Bizim ailede, Kayseri'de şöyle bir gelenek vardır. Erkek çocukları böyle 6-7 yaşlarına geldiğinde bir teste tabi tutulurlar Kayseri'de. Bu şeyde de vardır, Kızılderililerde de vardır. Kızılderililere de isimleri onlara böyle ormanda bir cesaret testi yapılarak konulurmuş. Hani böyle işte oturan boğa, yok işte yükselen kartal falan gibi isimler çocuğun aslında ormanda gösterdiği performansa göre konuluyor. Öyle doğar doğmaz. İlginçmiş. Kayseri'de de hani derler ya, ticaret ehli, hani Kayserilerin ticarete çok yatkın olduğu söylenir. Bu da tabii bir espri konusudur. Benim çevremde de öyledir. Etrafımdakiler benimle ilgili bu konuda çok espri yaparlar. Ben de severim. Ben de Kayserilerle ilgili çok espri yaparım. Ama aslında hadise biraz coğrafyanın oluşturduğu bir şey. Coğrafya kaderdir sözü burada önemli meselelerden bir tanesi. Kayseri dünyada en eski ticaret anlaşmasının bulunduğu yer. Yani bayağı bildiğimiz hani böyle taşların üzerine yazılmış bir ticaret anlaşması var çıkan. Şimdi bu içten gelmiyor aslında Şevval Hanım. Biraz dışarıdan geliyor. Niye dışarıdan geliyor? Bu Anadolu haritası üzerinde biraz Kayseri'yi düşünün. Nerede Kayseri? O Anadolu haritası içinde nereye oturuyor Kayseri'nin yeri? İç Anadolu'da, böyle tüm ülkenin merkezi gibi bir yerde. Aynen öyle. Anadolu'nun göbeğinde. Evet. Ve ne var o coğrafyada? Ne var? Kocaman bir dağ var orada. Erciyes var. Erciyes Dağı var. Erciyes var, aynen. Ve Erciyes Dağı bildiğiniz gibi volkanik bir dağ. Volkanik bir dağ olmasından mütevellit. Kayseri'de toprak geçirgen bir topraktır. Su tutmaz. Kolay kolay yeşermez. Kolay kolay yeşermediği için de siz orada hayvancılık yapamazsınız. İnsanların o yüzden geçinebilmeleri için, yani kolay hayvancılık, kolay tarım yapılamayan bir coğrafyadasınız ve Anadolu'nun ortasındasınız. Ne yapıyorsunuz? Anadolu'nun bir tarafından alıp başka bir tarafına satmaya başlıyorsunuz. Karadeniz'den fındığı alıyorsunuz, Antalya'ya satıyorsunuz. Geçim kaynakları coğrafyaya göre şekilleniyor diyoruz burada da. Aynen öyle. Yani burada hayatta hiçbir şey tesadüf değildir ve meselelere biraz arkasıyla birlikte, yani tarihsel perspektifiyle, ekonomik perspektifiyle, sosyal perspektifiyle baktığınızda Kayserilerin ticaret konusunda motive olmalarının, ticaret erbabı olmalarının bir tesadüf olmadığını görürsünüz. Kesinlikle. Nasıl yaşayacak bu insanlar? Hayatlarını nasıl sürdürecekler? Başlamışlar doğudan alıp batıya satmaya, batıdan zeytini alıp doğuya satmaya ve bu zaten tarihi İpek Yolu üzerinde çok önemli bir noktadır Kayseri. Bu sefer Kayseri'de insanlar üretmekle, yani sanatla ya da zanaatle, çiftçilikle değil, alıp satmakla uğraşıyorlar. Hayatınız boyunca neye odaklanırsanız o konuda beceri geliştirirsiniz. Ve bu tarih kuşaklar boyunca da gelişen bir beceri olunca da Kayseri çok ciddi bir ticaret şehri haline geliyor. Evet. Şimdi bu hikayeyi boşuna anlatmadım. Yani Kayseri'deki insanların motivasyonlarının kaynağında biraz hayatta kalma, hayata tutunma ve hepimizin hayatı üzerinde çok etkili unsurlardan biri olan coğrafya. Yani hani biz Karadenizli insanlarımızla da ilgili deriz ki ne kadar çetin insanlar deriz, değil mi? Evet. Hatta inatçıya doğru gider deriz. Çünkü coğrafi şartlarından gelen bir zorluk var ve bununla mücadele etmek zorundalar. Harikasınız, harikasınız. Ben bir
Ben bir Karadeniz damadıyım. Benim eşim Artvinli. Artvin'in Hamurlu köyünden, bir dağ köyünden. Gittiğimde inanamadım. Kayseri'de bizim bir bağ evimiz var. Bağ evimizin önünde böyle küçük bir çim alan vardır. Benim babamın saçları bitti orada çim çıkaracağım diye. Nereler, ne topraklar getirdi? Niye? O anlattığım gibi lav toprağı olduğu için su tuttuğunuzda geçirgen tutmuyor. Toprak yok. O aşağı doğru gittiği için çim çıkmıyor. Eşimin köyüne bir gittim. Allah'ım yarabbim. Sağa dönüyorum çim, sola dönüyorum çim. Sürekli onu düşündüm. Yazık, babamın ömrü gitti yani evinin önünde küçücük bir çim yani yapacak. O insan, ama arada şöyle bir fark var. Kayseri dümdüz bir şehirdir. Kayseri'de bisikletle istediğiniz yere gidebilirsiniz. Artvin'de ayakta duramıyorsunuz. Yani evet, bütün o eğim, bütün o coğrafyanın çetinliği bu sefer sizi başka bir karaktere büründürüyor. Yani hiçbir şey tesadüf değil. İnsanlar hayatta tutunabilmek için, hayatta tutunma yöntemleri geliştirebilmek için doğayla birlikte, doğanın ona getirdikleriyle birlikte şekilleniyorlar, yapılanıyorlar. Bu hepimizin özelliklerinden bir tanesi. Şimdi ben Kayseri'de doğdum, 6-7 yaşlarına geldim. Bir teste tabi tutuldum ben de, Kızılderili çocukları gibi. Geleneksel olarak. Bana çekirdek, Kayseri'de şemşamer derler. Çekirdek verdiler bir kutu, bir de böyle çay bardağı. Dediler ki böyle bir şeyler, külahlar. Hadi bunu sat bakalım. Parkta satmaya çalışırken böyle bir amca geldi. Bir tanesi kaça satıyorsun? İşte ne bileyim, o zamanın parası. Şu kadar olmaz mı? Bütün kutuyu senden alırım. Bir tanesi itti geldi falan. Ben böyle ağlıya ağlıya eve doğru kaçtım. Baktım olmuyor, yapamıyorum. Birkaç testten sonra dediler ki tamam, bunda bir genetik bir şey var. Bu bizim Kayserililerden değil. Bunu okutalım, aç kalmasın bari dediler. Şekilde eğitim hayatına girdiniz demek ki. Ben eğitim hayatına yönlendim. Şimdi burada da başka bir şey ortaya çıkıyor. Yani bir coğrafyadan bahsettik. Evet. Ben önce Uludağ Üniversitesi'ne gittim 1994'te. 2000 yılında İstanbul'a yerleştim. İşte bakın, yıllardır Kayseri dışında yaşıyorum. Ama Kayseri'de doğmuş olmamın, liseyi Kayseri'de bitirmiş olmamın, annemin, babamın, dedemin, atalarımın Kayserili olmasının birçok genetik özelliğini taşıyorum. Yani o lav meselesi, ticaret meselesi, o üretkenlikle ilgili meseleden çok fazla genetik aktarımı üzerinde taşıyan bir insanım. Ondan sonra başka bir şey başlıyor. Bu sefer sizin hayattaki hani biricikliğiniz, hani o başta konuştuğumuz parmak izi meselesi. Evet. Hayatta ne kadar çok insan varsa o kadar çok motivasyon var, o kadar farklı insan var. Tamam, Kayserili olmak bir tip, bir tipoloji. Yani ben o tipolojinin özelliklerini elbette gösteriyorum. Ama onun içerisine girdiğinizde bir sürü alt kırılım görüyorsunuz. Ne gibi? Biz nasıl bütün uzak doğuluları gördüğümüzde Çinli deriz hepsine. Her çekik görünce Çinli deriz, değil mi? Oysa onların içerisinde Korelisi var, Japonu var. Çin'in içinde ve birbirlerinden çok ayrıdırlar. Aynı şey bizim için geçerli. Yani Batılılar bize baktıklarında İranlı, Iraklı, Suriyeli, Türk, Orta Doğulu, bunların hiçbirini birbirinden ayırt edemiyorlar. Oysa biz geldiğimizde, bugün bizim işte Azerbaycan'daki kardeşlerimizde ya da Irak'a gittiğinizde bambaşka bir, ya da İran'a gittiğinizde başka bir kültürle, başka bir şeyle karşılaşıyorsunuz. O yüzden içine doğru girdikçe bu sefer o toplulukların minik minik parçalara ayrıldıklarını, daha da içine girdiğinizde o topluluğun her bir unsurunun da biricik olduğunu, tek olduğunu fark etmeye başlıyorsunuz. İşte dünyada ne kadar çok insan varsa o kadar motivasyon var. O kadar motivasyon var. Peki, coğrafya meselesini konuştuk. Genetik aktarım meselesini konuştuk. Sonra ben dönüp bugün hayatımı düşündüm. Kendi motivasyon unsurlarımı düşündüm. Ben nelerden motive olduğumu düşündüm. Şunu hatırladım. Ben lisedeyken, Kayseri'de lisedeyken berbat bir öğrenciydim. Acayip kötüydüm yani. Hani böyle notlar 51 alıyorsam tamam yani. Ama bunu yaparken basketbol takımının kaptanıydım. Okulun mandosunun şefiydim. En başta o partiye yürüyen. Evet, evet. Okulun gazetesini ben çıkarıyordum. Okulun tiyatro kulübündeydim. Ne kadar kulüp varsa hepsinin başkanıydım. Hepsinin. Kayseri'den sosyallik alıp okulda da bunu kullanmışsınız aslında. Ama hepsi Kayserili. Şimdi evet. Adamı. Bu arada mesela basketbol takımının kaptanıydım. Sorun bana, ben kaç basket attım? Kaç? Sıfır. Yani sıfırdır. Bir tane basketim yok. Ama bilmiyorum farkında mısınız? Bu evet, konuşkanlığım, benim bu dışa dönüklüğüm, bu ifade etme meselesi
Demek ki benim çocuk çok küçük yaştan itibaren okulda hani o şiir okutulan ya da törenler olduğunda kim sunacak dendiğinde herkesin masaların altına saklandığı yerde ben diye çıkandım. Evet. Şimdi burada bir yaratılış var, bir doğam var, bir yapım var. Burada evet. Bir şey beni çağırıyor. Yani öbür arkadaş masanın altına saklanırken ben çıkayım da o 23 Nisan şiirini okuyayım diyorum. Ama bunun yanında bir unsur daha var. Ailemin, öğretmenlerimin, arkadaşlarımın, çevremin benim bu özelliğimi desteklemiş olması. Yani bana fırsat tanımış olmaları, alan açmış olmaları, beni alkışlamış olmaları. Bunların getirdiği motivasyonlarla ben bir bakmışım ki her bulduğum platformu atlamışım. Yani dersler beni motive etmezken bulduğum platformlarda çıkıp konuşmak ve bu arkadaşlarımın da öğretmenlerimin de ailemin de bana bu platformu sağlamış olması benim hayattaki var olma, motive olma unsurlarım haline gelmiş. Evet. Liseyi de böyle bitirdim. Zar zor, ite kaka liseyi bitirdim. Siz kendinizi keşfetme yolunda çok güzel bir dönem yaşamışsınız bence lisede. Dersler biraz kenarda durabilir bu noktada. Bakın ne kadar kıymetli bir şey söylediniz. Kendini keşfetme meselesi evet. Dediniz. Kendini keşfetme meselesi buradan kalbinizden, içinizden doğan bir mesele. Buradan evet. Bir şey size söylüyor. Ama burada iki tane kavramımız vardı ya bizim, motivasyon ve liderlik. Her iki kavramda da baktığınızda bütün tanımlarda aynı kelimeyi görürsünüz. Evet. Harekete geçirme kelimesini görürsünüz. Yani motivasyonun da liderliğinde. Motivasyonun kendinizi harekete geçirme, liderin ise onu takip edenleri, ekibinin takımını harekete geçirmekle ilgili bir unsurunu görürsünüz. Evet. Harekete geçmek önemli bir mesele. Harekete geçtikçe aksiyon alıyor. O aksiyonun cevaplarını alıyorsunuz. Yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz hayatta. Diğer insanların tepkilerini görüyorsunuz. Ve işte o zaman ne oluyor? Az önce çok kıymetli bir şey söylediniz. Evet, kendini keşfetme meselesi başlıyor. İşte evet. Hayatta da en değerli şeylerden bir tanesi bu. Ve bu bitmeyen bir yolculuk. Yani ben bugün 45 yaşındayım. Ufuk ne kadar... Bakın bunların hepsini lisede denediklerimi anlattım. Evet. Üniversitede tiyatro kulübündeydim ben de sizler gibi. Bir uyarı çıktı bende öne çıkarılıyorsunuz diye. Çıktı. Yedeki toplantı hangi uygulanır? Arkadaşlar bir bakabilir misiniz? Bir sorun var mı? İzleyenlerde bir sıkıntı yoksa devam yani, edebiliriz. Herhangi bir sorun yok. Tamam. Herhangi tamam. Bir sorun yok. Devam edebiliriz. İzleyenlerde bir sorun yok. Üniversitede ekonomi okudum. İktisat Uludağ Üniversitesi iktisat okudum. Ama ilk günden itibaren de üniversitenin tiyatro kulübündeydim. Sizler gibi ben de tiyatro kulübünde oyun yazdım, yönettim. Bir sürü şeyle uğraştım. Üçüncü sınıfa geldiğimde gazetecilik yapıyordum. Dünya Gazetesi'nde ekonomi muhabirliği yapmaya başlamıştım. Siz beni anlatırken söylediniz. Evet. Bursa'da, 3 yılı İstanbul'da olmak üzere Türkiye'deki birçok iş insanıyla röportajlar yaptım, haberler yayınladım. Gazetecilik bitti, devam etmedi benim için. İletişim danışmanlığı sektörüne geçtim. İletişim danışmanlığı sektöründe Ahmet Zorlu'yla, Murat Ülker'le, LCY22 grubuyla, OYAK grubuyla, Koç grubuyla, Sabancı grubuyla hepsiyle kurumsal iletişim alanında, liderlik iletişimi anlamında liderlerin iletişimleri için onlara destek verdim. 20 yıl bu mesleği yaptım. Son 5 yılda bunun üzerine bir de koçluk eklendi. Evet. Hani bu var ya koçum benim hadisesi, koçum evet. Benim hadisesi eklendi. Gestalt okulundan, Avrupa Gestalt okulundan 6 aylık bir eğitim aldım. Üzerine bir eğitim daha aldım. Operasyonundan sertifikasyonumu aldım ve bir taraftan da koçluk yapmaya devam ediyorum. Aile şirketinde yönetim kurulu üyesiyim. 4. kuşağı devirden. Aynı zamanda bir oyun kur adlı bir girişiminde ortaklarından bir tanesiyim. Bu kadar çok şey yaptın Ufuk. Peki kendini ne kadar keşfettin? Belki %1, belki %2. Yani hala kendimde çok şaşırdığım, çok gün içerisindeki diyaloglarımda, iletişimlerimde yakalayamadığım ya da kontrol edemediğim. Yani bazen ben de kalkıyorum çok mutsuzum. Yani adım atmak istemiyorum, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Evet. Bazı günler, mesela bugün, çünkü sizinle buluşacağım için. Ne güzel. Ayaklarım yere değmedi. Çok mutlu bir gün geçirdim. Şu anda da öyle devam ediyorum. Benim de aynı şekildeydi. Peki ne oluyor arkadaş? Yani bu motivasyon nereden geliyor, nereden gidiyor? Şimdi motivasyonla ilgili bildiğimiz tanımlardan bir tanesi
içsel motivasyonlar ve dışsal motivasyonlar diye iki temel unsur var motivasyonla ilgili. Yani bizi dışarıdan etkileyenler ya da içeriden etkileyenler. İçeriden etkileyenler aslında bizim inanışlarımız, düşüncelerimiz, hayatı yorumlayışımız, başta konuştuğumuz yapımız, doğamız, doğduğumuz şehir, coğrafyamız, kültürümüz, bunların hepsi içeride. Hayatta başımıza ne gelirse gelsin bunlar etkileyebiliyor. Yani bir gün havanın yağmurlu olması burada birini çok motive edebilir. Harika, yağmur yağıyor, barajlar doğacak ya da evde ne güzel çalışabilirim diyebilir. Evet. Birini de çok mutsuz edebilir. Yani yağmur yağıyor, Allah kahretsin. Trafik olabilir. Değil mi? Yani aynı yağmur iki ayrı insan üzerinde çok büyük fark yaratabilir. Evet. O yüzden motivasyonlarımız içsel de olsa dışsal da olsa, dışarıdan gelen de olsa, içeride de olsa aslında biz bunları yorumlayarak, hayatı yorumlayarak, içeriği alarak bu motivasyonlarımızı oluşturuyoruz. O motivasyonlarda aslında bizi harekete geçiren ya da geçirmeyen ya da hangi yönde harekete geçeceğimizi belirleyen, bu da hayatımızı belirleyen şey oluyor. Evet. Yani dönüp ben hayatıma baktığımda gazetecilik, tiyatro, iletişim danışmanlığı, koçluk, hep bir motivasyon beni buralara sürüklemiş. Yani hep fark ettiğim ya da fark etmediğim motivasyonlarla bu adımları atmışım. Bunların sonucunda da bugünkü ufuk olmuşum. Yani bunlarla buraya gelmişim. Buyurun. Yaptığımız çalışmalar motivasyonumuzu, motivasyon yaptığımız çalışmaları takip ediyor aslında. Hiçbir şey durağan bir şekilde gelmiyor bize. Ne güzel söylediniz değil mi? Hayatta böyle bir devinim içerisindeyiz. Evet. Şöyle yapalım mı? Ben epey gevezelik ettim. Burada sorularımızdan birini katılımcılarımızla paylaşalım mı? Yani hep biz konuşmayacağız Şeval Hanım'la. Sizler de konuşacaksınız. Ve tek dönemlerden sizinden. Katılımcılarımızdan da bugün aktif olmalarını bekliyoruz. Ben içeriğimi paylaşıyorum. Öncelikle şu kısımda. Evet arkadaşlar şöyle bir durum var. Ben size bir link, bir de kod göndereceğim. Kahoot uygulamasını kullanmıştık da okullarımızda. Oradan biliyorsunuzdur. Ona benzer bir uygulama. Buraya girin. Ardından kodu göndereceğim ve ilk sorumuzla başlayalım. Aynı şekilde ekrandan da kodu görebilirsiniz. Evet, bir giriş yapmayı deneyeyim. Bir iki dakika bekleyelim biz de giriş yapmaları için. Tamam. Şu an benim ekranım görünüyor değil mi? Evet, ben görebiliyorum. Ben gördüğüme göre herkes görüyordur diye tahmin ediyorum. Lütfen hayatta genel olarak en çok neyden motive olduğunuzu, Şeval Hanım kaç kelime yazabiliyor herkes? Herkes 3 kelime yazabiliyor ama dilediği kadar cevap verme hakları var. Tamam. Yani 3 mü, diledikleri kadar mı? Yani bir kere de 3 kelime yazabiliyorlar. Daha sonra tekrar 3 sıfırlanıyor, tamam. Tekrar yazabiliyorlar. 3 kelime bana yetmez diyenler tekrar yazabiliyorlar. Kesinlikle katılımlarını bekliyoruz. İstediğiniz kadar çok kelime kullanabilirsiniz. Lütfen, çünkü beni bir yarım saattir dinliyorsunuz, en azından 20-25 dakikadır dinliyorsunuz. Motivasyon konusunda, kendi motivasyonlarım konusunda bir sürü şey söyledim. Eminim bu arada içinizden sizin de birçok motivasyon unsuru, sizi hayatta neyi motive ettiğine dair birçok şey geçmiştir diye tahmin ediyorum. Lütfen o kelimeleri hep birlikte görelim. Yüz yüze yapamadığımız için, yüz yüze olsa şimdi konuşurduk. Ama teknolojinin imkanlarından böyle yararlanalım. Tabii ki bugünleri boş geçmek istemeyiz ama yüz yüze de olmasını çok isterdim böyle bir etkinliğin. Ben bir ekranı paylaşayım. Tamam. Evet, gelmiş cevaplar. 18 kişi paylaşmış cevabını bizimle. Görüyorsunuz değil mi Ufuk Bey şu an ekranımı? Görmez miyim? Evet. Bakarsınız arkadaşlar, başarı ne kadar kuvvetli bir motivasyon unsuru olarak ortaya çıktı. Evet. Başarı çok kuvvetli, kariyer kuvvetli, hayaller kuvvetli, sevgi, para, aile, bunları görüyorum. Müzik gördüm orada. Planlı olmak. Siz neler görüyorsunuz Şeval Hanım? Sağlık, güneş, biraz daha küçüklere ineyim.
plan yapmak, motivasyon konuşmaları, geri dönüş almak, bu da gerçekten iyi takım arkadaşları, ailem, zor durumlar motive ediyormuş, bu da dikkat çekici. Hareketli şarkılar, mutluluk, Muhteşem bir şey program. inovasyon kulübü yazan arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Bizim kulübümüz. Evet. Çok mutlu oldum bunu görünce. Çok teşekkür ederiz. Bakın burada çok değerli bir şey var. Sevdiğim insanlar var. Bu bilimsel olarak da ispatlanmış konulardan biri. Biliyorsunuz mutlulukla ilgili, uzun ömürlü olmakla ilgili, sağlıklı yaşamla ilgili yapılmış bütün araştırmalarda aynı sonuç çıkıyor. Bir tane Harvard'da yapılmış çok uzun bir deney var. Yani 17-18 yaşından başlayarak 50-60 yıl boyunca insanların hayatta hangi insanların mutlu olduklarına bakmışlar. Ne başarı, ne para, ne zenginlik. Mutlu olan insanların, çünkü bunlar birbirine bağlı. Yani mutlu olmak aynı zamanda sağlığı getiriyor insanların hayatına. Mutlu ve sağlıklı olanların, deneye katılanlardan en çok sosyal ilişkilerden beslendikleri. Yani iyi aile ilişkilerinin olduğu, hayatta birkaç dostlarının olduğu ve onlarla vakit geçirdikleri görülüyor. Bu da tabii tamamen iyi insan olmakla alakalı bir şey. Yani bir insanın kendi içinde barışık olması, kendiyle barışık olması meselesi diğer insanlarla da iyi ilişkiler kurmasını sağlıyor. Bu da hayatta mutluluğu, sağlığı getiren şeylerden bir tanesi. O yüzden çok sevdim. Sevdiğim insanlar kısmının burada kuvvetli bir şekilde çıkmasını. Ama elbette beklediğim cevaplardan biri çıktı. Başarı çıktı, başarı kavramı çıktı. Bu başarı kavramı da kişiden kişiye çok değişen bir mesele. Benim bir tanımım var başarı ile ilgili olarak. Ama şimdi bu burada devam ederken Cihat Bey'in sesini bir duyabilir miyiz? Cihat Bey burada mı? Buradayım Ufuk Bey. Şöyle Merhaba, kameramı da açayım, beni nasılsınız? görürseniz daha iyi olur. Evet, göreyim Cihat Bey sizi. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyiyim, teşekkür ederim. Gayet güzel gidiyor. Şu an etkinliğimiz de gayet güzel gidiyor. Hayatımız da gayet güzel devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Sizler nasıl gidiyor? Sizler nasılsınız? Ben de çok motiveyim, çok heyecanlıyım, çok keyfim yerinde sizlerle olduğum için. Cihat Bey, bir iki soru Ne? sorabilir miyim size? Tabii ki, tabii ki. Buyurun. Sizi hayatta en çok ne motive ediyor? Ya beni de diğer arkadaşlar gibi başarı elbette motive ediyor. Başarılı. Başarının harici olarak yani geleceğimi düşündüğümde yaptığım işlerin bana sağlayacağı katkı beni ayrıca mutlu eden şeylerden bir tanesi diyebilirim. Bana başarının tanımını yapar mısınız? Hayatta ne zamanlarda kendinizi başarılı hissediyorsunuz? Ya da hayatınızda ne olursa ben başardım dersiniz. Eğer yapmak istediğim bir hedefim, bir amacım varsa ve o amacıma, hedefime ulaştığımda derim ki ben bunu başardım. Ama şöyle de bir durum olacak. Başardım diye bunu bırakacak da değilim. Belki onu daha da ileriye, daha da gelişmişe götürebilirim. Ama asıl yani başardım denen şey hedefime ulaştığımda olmuştur diye düşünüyorum. Peki, Şevval Hanım, şeyi kaldırabilir miyiz? Ekrandaki görüntüyü yeterince hepimiz gördük. Paylaşmayı Paylaşmayı durduralım, birbirimizi daha büyük görelim. Cihat Bey, daha somut sorayım. Hayatınızda en son ne zaman kendinizi gerçekten başarılı hissettiniz? En yakın zamandan bahsedersek eğer bu kampı tamamladığımızda diyebilirim. Yani bu kampın başvurularını tamamen durdurduğumuzda, işte başvuranlara baktığımızda, işte ne kadar geniş bir alana yayıldığımızı gördüğümde ben çok mutlu oldum ve çok da başarılı bir etkinlik düzenleyeceğimizi anladım diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Şevval Hanım, Cihat Bey'i başarılı bir insan olarak değerlendiriyor musunuz? Görüyor musunuz hayatta? Şöyle, aslında pandemiden dolayı bu kulüp vesilesiyle tanıştık ama kulüp sürecinde gerçekten o koordinatörümüzdü ve çok güzel moderatör etti. Bizleri zaman zaman sakinleştirdi, tavsiyeler verdi. Gerçekten kendisi başarının kampını şu dönem için inovasyon kampı olarak yapıyorsa tanımını, o konuda başarılı diyorum ben Cihat'a. Tebrik ediyorum hatta. Peki şunu tebrik ederim Cihat Bey. Lütfen bunu atlamayalım. Teşekkür ederim. Arkadaşınız sizi gönülden tebrik etti. Burayı kaçırmayalım. Evet. Şevval Hanım, peki lider olarak Cihat Bey'i sizin bu takımda, bu ekipte lider olarak tanımlayabilir miyiz?
liderlik özellikleri gösteriyor mu? Tanımlayabiliriz. Çünkü takıldığımız noktalarda desteğini hiç esirgemedi. Bu bir liderde gerçekten aranan özellikler olduğunu düşünüyorum. Onun dışında olaya hakimdi. Hani biz bir adım ilerlediğimizde mesela sizden bir dönüş aldığımızda ben Cihat'a soruyordum ya bundan sonraki adım ne olacak? Ve olaya hakimdi. Hiçbir şeye takılmadan süreci kontrol etti. O yüzden iyi bir liderlik de yaptı diyebilirim. Ve sizin aranızda hiyerarşik bir şey de yok. Yani yok, yaşlısınız, ikiniz de öğrencisiniz, ikiniz evet. de gönüllü olarak bir kulüpte bulunuyorsunuz. Kesinlikle. Ve bakın ne diyorsunuz? Ben burada bir şey yapıyordum, Cihat'a soruyordum. Cihat'tan aldıklarımla hareket ediyordum. Evet. Burada sizin söyledikleriniz içerisinde bir motivasyon duyuyorum. Yani doğal olarak Cihat Bey'e sorma, Cihat Bey'den aldıklarınızla görevinizi yapma, kararlarınızı verirken onunla birlikte çalışmakla ilgili bir motivasyon duyuyorum. Değil evet. Yanılmıyorum. Yok, yanılmıyorsunuz kesinlikle. Benim ilk dönemim mesela bu etkinlikte. Cihat önceden de bu konuda tecrübeli. Hani hem başta bu da olmak üzere, koordinatör de olmak üzere. Yani ona sorarken, adım atarken hem daha motivasyonlu oluyorum, hem zaten doğru adım atıyorum diyorum. Yani birbirlerini destekliyor bu noktada. Onu söyleyebilirim. İşte liderlik ve motivasyon adına çok net bir örnek görüyoruz hepimiz. Evet. Demek ki bizim bu motivasyon dediğimiz, hele de az önceki sunumda çıkan önemli şeylerden biri vardı. Başarı dediğimiz şey kişiden kişiye çok değişebiliyor. Sonuç olarak bu kamp sizin gönüllü olarak yaptığınız bir çalışma değil evet. mi? Bu gönüllü çalışmadan para kazanıyor musunuz? Cebinize bir para geliyor mu? Notlarınızı etkiliyor mu? Hayır. Hayır. Şimdi bizim bugün hayatta en çok konuştuğumuz şeyler bunlar değil mi? En somut hani notlar, para gibi meselelerden bahsediyoruz. Ama bugün Cihat Bey'in gönüllü olarak bu işe liderlik yapıyor olması, tecrübesini koyuyor olması, Şevval Hanım'ın burada devam ediyor olması, Cihat Bey'in bugün başarı olarak bunu tarif ediyor olması onun doğasıyla, onun yapısıyla alakalı bir şey. Ve bu bulduğu platformda hareket ederek, harekete geçerek, evet. sizleri hareket ettirerek aslında ne yapıyor? Kendini keşfediyor. Evet. Hayatı yaşıyor. Hayatı dolduruyor. Yani bu hayatın içerisinde bir önümüze konanlar var, yapmak zorunda olduklarımız var, sorumluluklar var elbette. Ama bunun dışında kalan meselelerde hayatta kendi istediğiniz hedefleri koyabilmek, kendi istediğiniz hedeflere yürüyebilmek, burada motivasyonunuzu ortaya çıkarabilmek evet. ve bir süre sonra da başkalarını motive ederek bir liderlik göstermek aslında evet. bakarsak başarının, hani demiştim ya başarının önemli bir tanımı var diye, başarı aslında istediğin hayatı, yani kendi kurguladığın, kendi motivasyonunu kurduğun hayatı yaşamakla ilgili bir kavram. Ve en çok motivasyonu da buralarda yakalıyoruz. Evet. Aynı motivasyonu dışarıdan bizden istenenlerde yaşayabiliyor muyuz? Soralım bakalım Cihat Bey. Derslere çalışırken de aynı motivasyonu hissedebiliyor musunuz? Elbette yani farklılık gösterebiliyor. Ama yani tabii ki sonuçta dersler de bizim için önemli olan bir şey. Sonuçta ileride kariyerimiz için önemli olan eğitimler de alıyoruz. Yani çok farklı eğitimler de oluyor. Herkesin bilmesi gereken, herkesin öğrenmesi gereken eğitimler de alıyoruz. Ama kariyerimiz ve bölümümüzle alakalı eğitimler de alıyoruz. Bunlar tabii ki de önemli. Ama hani ben bunları tamamen baştan savma yapıyorum demiyorum. Ama yine onların için yani onlarda da ayrı bir motivasyonum oluyor tabii ki. Çünkü diyorum ben bu eğitimi aldığımda diyorum ki ileride ben bir iş hayatına girdiğimde zaten bunu burada kullanacağım diyorum zaten ve onun da bir ayrı motivasyonu oluyor benim için. Şimdi bu motivasyon, başarı meseleleriyle ilgili iki kavram var. Biri ödül, biri de ceza. Liderlikle de ilgili önemli bir kavramdır. Yani hep denir ki takımları ödüllendirerek ya da cezalandırarak motive edersin, başarıya doğru götürürsün. Cihat Bey, derslerinizle ilgili hayatta motive olamayıp, çalışamayıp, başarısız olduğunuzda nasıl bir ceza var orada? Nasıl bir yaptırım var? Yani şimdi ders genelinde konuşursak eğer hani bir derste motive olamayıp o derste çalışamadığımda zaten dersten kalıyorum. Dersten kaldığım için de hani belki bu ders sayıları daha da giderek artacak. Bu benim okul hayatımı uzatacak. Belki de bir sonraki dönemde o dersi tekrardan alacağım. Yani gördüğüm şeyleri tekrar tekrar görmüş olacağım ve bu bana zaman kaybettirmiş olacak. Ben şu an mesela daha çok dersten kalırsanız da mezun olamazsınız değil mi? Evet. Böyle bir yaptırım silsilesi var. Ödül ne o tarafta?
Yani ödül ne olacak? Ödülde de hani bu derste bana katılan yetkinlikleri olacak. Ben bu yetkinliklere sahip olacağım. Onun harici dediğiniz gibi yine iyi bir dereceyle veya işte artık puanıma göre bir mezuniyetim olacak. Mezuniyetin sonunda yine elde işte bir iş başvurusu yaptım ya da ne bileyim bir başka bir şey yaptığımda hani diyeceğim ki bana şu yetkinlikler verildi. Ben bunların eğitimini aldım diyebileceğim. Ödül olarak da bunu sayabilirim. Peki bu tarafta yani şu anda yaptığınız işte bu bir hobi değil mi? Hobi diye mi adlandıralım? Kulüp. Buradaki Evet. yaptığınız meselede burada ödül ve ceza ne? Burada sorumluluklarınızı yerinize getirmezseniz, motive olamazsanız, yapmazsanız, liderlik gösteremezseniz buradaki ceza ne, ödül ne? Burada yani ödül olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani şimdi biz bu etkinlikleri düzenlerken işte yani siz olmak üzere şu an yani sizle sohbet ediyoruz, tanışmışlığımız var, hani konuşuyoruz, birebir bir iletişimimiz oluyor. Bunu sadece sizle kısıtlamayıp işte bu kamp genelinde 6 farklı kişiyle tanışmış olacağız. 6'sı da birlikte farklı farklı sohbetler edeceğiz. Ve 6'sı da bize farklı farklı yetkinlikler kazandıracak. Ve yani bu belki de ilerisi için bana bir iş kaynağı olabilir. Belki bir bireysel bir gelişime katkı sağlayabilirsiniz. Belki herhangi bir konuda ben sizin telefonla aradığımda hani bana yardımcı olabilirsiniz. Ya da hani bu diğer kişiler için de geçerli. Yani birçok farklı alanda birçok farklı kişiyle tanışmış olacağım. Bu zaten farklı kişilerle tanışmış olmak her biri benim için ayrı bir tecrübe, ayrı bir nasıl diyeyim, ayrı bir deneyim olacak. Ödül olarak bunu söyleyebilirim. Ceza ne? Bu taraftaki sorumluluklarınızı yerine getirmezseniz, motive olamazsanız, başarılı olamazsanız bu tarafta cezanız ne? Şebal Yani Hanım sizi sopayla kovalar herhalde, değil mi? En büyük ceza odur. yani şöyle bu yani her eğitimimizin, her kampın veya işte her etkinin arkasında bir ekip var. Bunu yani şu an mesela bu etkinlikte Şevval ve ben öne çıkıyoruz ya da diğer etkinliklerde hani farklı farklı kişiler öne çıkıyor. Belki benim modum olmayabilir, belki o gün işte günümde olmayabilirim, bir değişik hissedebilirim. O konuda ekip arkadaşlarım beni tamamlar. Zaten biz bu işi gönüllü yaptığımız için herhangi bir ceza olacağını düşünmüyorum. Ama şöyle bir durum olacak. Bizim kulüp olarak bir taslağımız var zaten. Diyoruz ki işte şu tarih aralığında bizim şu etkinliği yapmamız lazım. Ben eğer bunu tamamlayamazsam işte onun öncesine gerekli izin formları olsun, gerekli işte mesela yine birçok kişiyle iletişime geçtik. Onları zamanında yapamazsak etkinliği zamanında çıkaramayız. Etkinliği zamanında çıkaramazsak ne olur? Bu bir başarısızlık olur. Bizim kulübümüzün etkinlikleri aksar. Hani belki belirlenen tarihlerde bize bir plan verilmiş ve şu tarihlerde yapın deniyor. Eğer ben bunu bu tarihte yapamazsam ve bu süreç bir tık ileriye giderse ne olacak? İlerideki etkinliklerle çakışmalar olacak. Ne bileyim bu akşam mesela başka bir etkinliğimiz daha olduğunu düşünürsek katılımcılarımız ikiye bölünecek. Belki buraya şu an bakıyorum aktif olarak. 100'den fazla katılımcımız var. Belki şu an burada 100 kişi değil de 50 kişi olacak. 50 kişi de başka bir etkinlikte olacaktı. Yani biz bunun tamamen kontrolünü yapmak durumundayız. Yani ceza olarak da bunu diyebilirim yani. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi son can alıcı sorumu soracağım. Sizi yordum ama son can alıcı sorumu soracağım. Estağfurullah. Size dedim ki son ne zaman başarılı olduğunuzu hissettiniz? Kendinizi nerede başarılı buldunuz dedim ve buradan bahsettiniz. Bana Evet. bir dersten geçtiniz değil mi bugüne kadar siz endüstri Tabii mühendisliği ki. alanında? Bana Evet. dönüp şu dersleri başardım, şunları hallettim, evde de şu temizliği yaptım, bulaşıkları da yıkadım, bunları da bitirdim demediniz. Başarı dediğimde aklınıza burada kendiniz gönüllü olarak seçtiğiniz, yani kimsenin size dayatmadığı, ucunda dersten kalmanın, sınavdan kalmanın olmadığı bir alan geldi aklınıza. Nasıl yorumluyorsunuz bu durumu? Yani başarı deyince niye aklınıza burada gönüllü olduğunuz şey geldi de diğeri gelmedi? Yani onun hakkında da şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi yani bana sorduğun soruda en son ne zaman başarılı hissettiniz diye sordunuz ve en son olarak aklıma benim bu etkinlik geldi. Ama yani şöyle bir şey var. Bir de genel olarak da düşünmek lazım. Şimdi bana yani ben üniversiteden mezun oldum veya dönemin bittiğini düşündüğümüzde eğer böyle bir soru gelse diyecektim ki ben üniversitemden şu ortalamayla ve şu yetkinliklerle mezun oldum diyebilirdim. Ya da ne bileyim bu dönemde bunları yaptım, bu kadar kitap okudum, bu kadar işte ne bileyim şunları yaptım diye söyleyip hani işte şu sertifikaları aldım, şu eğitimleri aldım ve bu dönemi dolu dolu geçirdim diyebilirdim. Ama en son yani aklıma bu geldiği için bunu söyledim. Ha, diğer türlü yaptığımız şeylerde hani küçük gözükebilir. Yani kendi çapında baktığımda hani ben bugün işte temizliği yaptım, bugün odamı düzenledim diyebileceğim şeyler daha geri planda kaldığı için. Yani zaten her insanın yapması gereken şeyler olduğu için hani bunu
Elbette bunu yapmak da bir başarı. Sonuçta yapmayanlar da var. Çok çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bir sözcük kullandınız gene. Her insanın yaptığı şeylerle, değil mi? Herkes dersleri geçiyor. Herkes üniversiteyi bitiriyor. Herkes bunu yapıyor. Ama herkes gönüllü olarak böyle bir platformda, böyle bir girişimle ilgilenmiyor. İşte sizi ayırt eden şey bu hayatta. Ben nasıl size anlatırken, kardeşim ben ortaokulu bitirdim, lise anlattım mı size matematikten şununla geçtim, öbür dersten bununla geçtim, her sabah karda yürüyerek okula gittim falan. Bunlar zordu, çok zordu, çok da başarılıydım ama bunu herkes yapıyordu. Ama bandonun şefiydim, tiyatro kulübünün de başkanıydım, üniversitede de gazetecilik yaptım dediğimde mesele başka bir yere doğru taşınmaya başlıyor. Çünkü herkesin yapmadığı şeyler. Niye yaptım, nasıl yaptım? İşte bu da benim içimden çıkan, içeriden oluşan motivasyonla ilgili olarak. Cihat Bey çok teşekkür ederim. Gönlünüzü açtınız. Dilara Teşekkür Hanım, ederim. Enes Bey burada mı? Onları bir duyabilir miyiz? Ve görebilir miyiz? Pardon. Evet. Dilara Hanım ve Dilara Hanım burada Ufuk Bey. Evet, ben buradayım. buradasınız. Evet. Enes Bey vardı değil mi? Evet, bir de Enes var. Tamam. Onu da görebilir miyiz? Enes. Sanırım müsait değil şu an. Değil. Tamam. Olsun. Biz Dilara Hanım'la biraz devam edelim. Dilara Hanım, nasılsınız? Nasıl gidiyoruz? Çok şükür yani iyi gitmeye çalışıyor bu sıralar biraz yoğunum. Ama yine de çok şükür tabii ki. Siz nasılsınız? Vallahi bilmiyorum. Siz söyleyin. Bu akşam nasıl gidiyor? Verimli gidiyor mu? Motivasyon konusunda bir şeyler oluştu mu zihninizde? Evet, bence çok verimli gidiyor. Zaten tanıştığımızda da söylemiştim. Enerjiniz çok güzel. O yüzden bu enerjiyi ben hissettim. Eminim ki katılımcı arkadaşlarımız da hissetmiştir bunu. Ve bence şu anda gayet verimli gidiyor. Çok teşekkür ederim. Sizinle de Dilara Hanım izin verirseniz şu ana kadar daha çok içsel motivasyonla ilgili yani bizi neyin motive ettiği, hayatımızın neyi yönlendirdiği ilgili daha çok sohbet ettik, konuştuk. Biraz da dışsal motivasyon ve tabii bu liderliğe doğru gidecek bir konu olarak konuştuk. Hayatınıza baktığınızda, geçmişte hayatınıza baktığınızda kimlerin hayatınızda liderlik ettiğini, sizin hayatınıza liderlik ettiğini, sizi motive ettiğini düşünüyorsunuz. Bugüne kadar sizin hayatınızda lider olarak gördüğünüz kişiler kimler? İlk iki kişi annem ve babam. Çünkü kesinlikle her ikisi de bu özelliklere sahip. Babam işi gereği, işinde de lider bir insan. O yüzden bu liderlik vasfı evde de hissediyoruz bu özelliğini. Ayrıca annemin de bence doğuştan bir liderlik yeteneği var diye düşünüyorum. O yüzden annem ve babamın çok hissediyorum bu özelliklerini. Bu cevaba çok sevindim. Çünkü lider dediğimizde insanların hep aklına o liderler geliyor. Yani toplumdaki o siyasetçiler, iş adamları, ünlüler geliyor. Ama aslına bakarsak hepimiz kendi hayatımıza, kendi ailemize, kendi topluluğumuza, kendi arkadaş grubumuza liderlik ediyoruz, değil mi? Evet. Peki şunu merak ediyorum. Annenizin, babanızın sizin hayatınıza liderlik etmelerindeki kendi motivasyonları ne? Yani hangi motivasyonla sizin hayatınıza liderlik ediyorlar sizce? Bence kesinlikle sevgi üzerinden. Çünkü anne ve babalar çocuklarının hep iyiliğini isterler ve bu yolda onlara yardımcı olmak isterler. O yüzden annem ve babam da hem bana hem de kardeşlerime sevgi üzerinden inşa ettikleri bir liderlikle bize destek oluyorlar. Bence onların motivasyonları kesinlikle sevgi. Peki, bir sorum da onların liderliklerinin sizin hayata motivasyonunuza olumlu ve olumsuz etkileri ne? Mesela birlikte misiniz? Birlikte mi yaşıyorsunuz annenizle babanızla şu Evet. anda? Mesela ne yaptıklarında motivasyonunuzu kırıyorlar? Hani çok özel olmayan bir şeyden. Hani ne yaptıklarında daha motivasyonlu? Hani diyorsunuz ya Ufuk sen çok enerjik bir adamsın. Hani karşılaştığımızdan bunu söylüyorsunuz. Ben her zaman böyle değilim. Bazen somurtkanın teki oluyorum yani ben de hayatta evde. Ama şu anda siz mesela beni çok motive ediyorsunuz. Sizlerle olmak çok motive ediyor. Sizin sözleriniz beni motive ediyor. Sizi hayatta annenizin babanızın yaptığı neler genel kavramsal olarak neler motive ediyor, neler motivasyonunuzu düşürüyor?
Şöyle annemin ve babamın beni düşünüyor olması beni tabii ki de çok motive eden bir şey. Çünkü onların desteğini alabilmek ve onların benim hakkımda güzel şeyler düşündüğünü hem hissetmek hem de onlardan duymak beni inanılmaz motive ediyor ve hayata olan bağlılığımı arttırıyor diyebilirim. Olumsuz olarak da ya şu an aklıma gelen yok ama belki eleştirileri olabilir. Yani yaptığım bir iş ya da bir olaydan dolayı ona karşı olumsuz eleştirileri motivasyonumu kırıyor olabilir. Çok teşekkür ederim. Şimdi üçünüze, yani Cihat Bey'e, Şevval Hanım'a ve Dilara Hanım'a soruyorum. Kendi hayatınızda olmayan, toplumda gördüğünüz, dışarıda gördüğünüz, motive edici lider olarak gördüğünüz isimleri bana söyler misiniz? Aklınıza gelen böyle isimler var mı? Tanımıyor olabilirsiniz. Hakkınızı yumuşak. Motive edici. Yani çok çok motive edici bir lider diye düşündüğünüz. Futboldan, Ben siyasetten. evet, futbol dediniz. Ben de yakın zamanda gördüğüm, yani takip ettiğim Fenerbahçe Beko'nun eski koçu Zeliko Obradoviç'i yani çok büyük bir lider olarak görüyorum. Yani gerek oyuncularla ilişkileri olsun, gerek ne bileyim hani sahadaki duruşuyla olsun, çok büyük bir lider olarak kendini gösterebiliyordu her zaman. Peki Cihat Bey, az önce Şevval Hanım sizin de nasıl bir liderlik yaptığınızı burada anlattı. Evet. Sizin liderlik tarzınızla onun liderlik tarzını karşılaştırdığınızda benzeyen ve benzemeyen özellikler neler? Benzemeyen özellikleri direkt şunu söyleyebilirim. Obradoviç sürekli böyle bağıran ve hani sert bir mizacı olan birisiydi. Ben Hatta tokat atmıştı hatırlıyor musunuz? Dayanamayıp. tokat atmamıştı. Yanlış, yok, tokat atmamıştı diye hatırlıyorum ama bir keresinde birkaç kere küfür etmişti sanırım. Küfretti. Çok özür dilerim. Tokat atmadı ama küfretti. Pardon. Yani Evet. Tokat çok atan sert bir başka bir koçtu. şekilde Evet. söylemişti onu. Benim öyle herhangi bir sert mizacım yok. Yani ben tamamen uyarılar üzerinden devam ediyorum. Ben o kadar sert asla olamam zaten. Bunu beni yakından tanıyan arkadaşlarım da bilir. Ben çok sert bir mizaca sahip olan birisi değilim. Yani olumsuz, yani benzemeyen olarak bunu söyleyebilirim. Benzerlik olarak da az önce Şevval'in de söylediği gibi olaya hakim olma, yani ortak özelliklerimizden birisi olabilir. Çünkü Obradoviç yıllarca bunları yapan, birçok şampiyonluğu olan bir isim. Takımı her zaman nerede ne olması gerektiğini bilir ve anlık müdahaleler yapabilir. Ben de yani şu anki bu kampın hazırlanış sürecinde buna gayet iyi, nasıl diyeyim, uyum sağladığımı söyleyebilirim. Yani her noktada şu isme yaptık, şöyle oldu, böyle oldu diye bana her zaman ne söyledilerse ben de hemen şunu yapalım, böyle yapabiliriz, şunu yapabiliriz diye yönlendirmeleri yaptım. Hani tamamen olaya hakim olduğumu düşünüyorum yani bir konuda. Çünkü yani şöyle de bir şey var. Bir şey yapmadan önce o konu hakkında bilgi sahibi olmam lazım. Onu iyice araştırmam lazım. Biz bu konu başlıklarını seçerken de yine uzun bir süreç vardı. Hani bunları benim hepsine hakim olmam lazım ki biri bana bunu yapacağız dediğimizde, böyle yapacağız dediğimizde benim hani hemen bir müdahale etmem lazım. Eğer olumluysa olumsuz, olumsuzsa olumsuz bir şekilde bunu dillendirmem lazımdı. O yüzden yani öncesinde araştırma yapıp olaya hakim olmak bu konuda gayet, yani bayağı önemli bir durum diye düşünüyorum. Katılımcılarımızdan ya da Enes Bey, Dilara Hanım, Şevval Hanım sizlerden hepimizin tanıdığı, bildiği, üzerine konuşabileceğimiz motive edici lider aklınıza gelen isim var mı? Diğer katılımcılarımız da olabilir bu arada. Benim Cihat futbol demişken aklıma geldi. Aslında futbolla çok bir ilgim yok. Fakat çevremden duyduğum kadarıyla Fatih Terim'in çok iyi bir lider olduğunu söylüyorlar. Onu biliyorum yani isim olarak. Tabii ben bu arada takım tutmuyorum onu söyleyeyim. Tamam. Bazı arkadaşlar belki burada fanatiklik yapabilir. Aklıma gelen o. Biz burada bir analiz yapıyoruz. Biz burada bir analiz yapıyoruz. Takım meselesi yok. Ama evet, yani Fatih Terim'in futbolda tekrar eden bir başarısının, yani Galatasaray'da, milli takımda, Milan'da değil mi, tekrar eden bir başarısının ve birlikte çalıştığı futbolcuları kendi takımındayken diğerlerinden daha başarılı kılabilen bir motivatör unsurunun olduğunu biliyoruz. Enes Bey, sizin aklınıza geliyor mu? Ya da gruptan başka arkadaşlar var mı? Lider, motive edici lider örnekler. Ben birkaç isim sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela şimdi bu BioNTech'teki aşıyı bulan
Uğur Şahin'le Özlem Türeci, değil mi? İzleme şansınız oldu mu onların hayatlarını? Biliyorsunuz göçmen bir aile, Almanya'ya gidiyorlar. Şu anda dünyadaki kaçıncı zengin Türk olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar bu çiftin? Karı koca Özlem Hanım ve Uğur Bey'in. Hani biliyorsunuz Koçlar var, Sabancılar var. Bir sürü dünyada zengin Türk var yani. Çobani var biliyorsunuz Amerika'da. Şu anda bu çift dünyadaki kaçıncı zengin biliyor musunuz? Bir numara. Şu anda 5 milyar doların üzerinde bir servete sahipler. Bir numaralar. Yani dünyadaki en zengin Türk oldular bir günde. Ve biliyorsunuz değil mi nasıl kutladıklarını aşıyı? Aşıyla ilgili başarı haberi geldiğinde nasıl kutladıklarını biliyorsunuz değil mi? Karı koca çay içerek. Karı koca çay içerek kutladılar. Ve onlarla yapılan röportajları dinledim. Hayatları iki bilim insanı, karı koca iki bilim insanı. Şu anda dünyada herkesin yanıp kavrulduğu bir hastalığın çözümünü ürettiler. Bunu dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden birine sattılar. Şu anda binlerce, yüz binlerce insan onların aşısını oluyor. 5 milyar doların üzerinde bir servetle dünyanın en zenginiler. Ve ne yapmaya devam ediyorlar biliyor musunuz? Her sabahın köründe kalkıp laboratuvarda çalışmaya devam ediyorlar. Çünkü aslında yola kanserin aşısını bulmak için çıkmış bir çift bu. Ve şu anda hiçbir şekilde motivasyonlarını yitirmiş vaziyette değiller. Yani böyle bir başarıyı alıp bir kenara koyup bitirmiş vaziyette değiller. Sabahtan akşama kadar kanser aşısı ile ilgili çalışmaya devam ediyorlar. Aziz Sancar, hatırlıyor musunuz? Çok hoş bir sözü vardı. Nobel almak hayatınıza ne değiştirdi diye sorduklarında verdiği bir cevap vardı. Hiçbiriniz duydu mu o cevabı? Dedi ki hayır hiçbir şey değişmedi. Hala evde çöpleri ben atıyorum. Yani eşiyle böyle bir rol paylaşımları varmış. İşte Nobel'i alıyorsunuz. Bütün dünya sizi alkışlıyor. Gidiyorsunuz, uyuyorsunuz, sabah kalkıyorsunuz. Hanım diyor ki hadi şu çöpleri at bakayım karşıdaki çöp bidonuna. Şimdi hayat bu anlamda inişlerle çıkışlarla dolu. Ama bu insanlar yani Aziz Sancar ya da Uğur Şahin, Özlem Türeci gibi insanların motivasyonları çok enteresan. Bizden çok farklı. Bir başka çalıştığım, bildiğim bir yönetici size söyleyeyim. Anadolu Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Tuncay Özilhan. Tuncay bir ailede ikinci kuşak, yani zengin doğmuş birisi. Çok zengin doğmuş birisi. Ve Tuncay Bey şu an 73 yaşında. 73 yaşındaki Tuncay Bey bu korona döneminde şirkette bütün çalışanlar evdeyken düzenli olarak her sabah 8'de şirkete gelen tek insandı. Düzenli olarak şirkete gelen tek insandı. Anadolu Grubu'nu hepimiz biliyoruz değil mi? Migros, McDonald's, Adel, Coca-Cola, Efes gibi şirketlerin sahibi olan grubun yönetim kurulu başkanından bahsediyoruz. Ve bu insanlar arkadaşlar 73 yaşında olmasına ve buraya not aldım 55 bin çalışanı var. 80 şirketi var. 55 bin çalışan düşünebiliyor musunuz? 80 şirketiniz var. Zaten babanızdan kalmış bu servet. Sizin torununuza yetecek kadar servet var. Hani Migros'un sahibisiniz, daha ne olsun yani. Markete gidiyorsunuz, market benim arkadaş. Hani istediğini topla çık. Bu insanın sabah 8'de 7.30'da yatağından kaldırıp işine götüren şey nedir? Nedir? Hani bugün motivasyon konuşuyoruz ya. Nedir çalışma bu insanın? Çalışma isteği. Çalışma isteği. Murat Ülker. Murat Ülker emekli oldu. Ve geçenlerde bir röportajı vardı. Sordular ona niye bu kadar çok çalışıyorsunuz diye. Hani bu kadar parayı ne yapacaksınız diye. Dedi ki benim hayatta en çok yapmayı sevdiğim şeylerden biri ne biliyor musunuz dedi. Ne dediler? Şöyle üzeri güzel kızarmış bir tost dedi. Güzel kızarmış bir tost. İnsan yani bir insan öyle bir servete sahip olunca günde 8 öğün yemek yemiyor. 10 kilo et yemiyor. Gene 3 öğün yemek yiyorsunuz. Gene sabah yumurta yiyorsunuz. Gene sevdiğiniz şey güzel kızarmış bir tost oluyor. Ama hani bizim tablomuzda ortaya çıkan bir başarı meselesi vardı ya. Yani çalışma ve başarı ve bir şey üretme meselesi vardı ya. Ve bunun da herkese göre değiştiği. Herkes için bunun farklı olduğu. Yani biri için balık tutmak, biri için şirketine gitmek, çalışmak, istihdam sağlamak, biri için bilimsel bir çalışma yapmak, başka biri için bir sanat eseri üretmek. Bu motivasyon meselesi yani her sabah sizi yataktan kaldıran şey ve gün boyu ayakta tutan şey ve hayatta zorluklarla sizi mücadele ettiren şey aslında bizi biz yapan, hayatımızı dolduran
ve motive eden meselelerden bir tanesi. Birkaç isim daha paylaşmak istiyorum. Bu Elon Musk denilen adam şu anda 163 milyar dolarlık bir servete sahip. Ve bu adam biliyorsunuz arkadaşlar sürücüsüz arabaları yapmış olan şirketin sahibi. Ve bu adam Mars'a giden şirketi kurmaya çalışıyor. Ve şu an neyle uğraştıklarını biliyorsunuz değil mi? Hani füzeleri var. Bu füzeleri kaldırıyorlar, uçuruyorlar. Şu anda uğraştıkları şey ne biliyor musunuz? O füzeleri yeniden aşağı nasıl indirebilirimle uğraşıyorlar. Yani bir şirketiniz var, böyle bir servetiniz var ve bununla uğraşıyorsunuz. Bir başka örnek Bill Gates'tir. Bill Gates şu anda 65 yaşında, 125 milyar dolara sahip bir adamdan bahsediyoruz. Ve bu adam bu yaşta her yıl 50 tane kitap okuyor arkadaşlar. Haftada bir kitap okuyor. 50 kitap okuyor bu adam her yıl. Ve her sene başında okuduğu ve mutlu olduğu kitapları paylaşıyor. Yani bir taraftan kendi hayatlarımızı düşünelim. Hani ders çalışmak, kitaplar. Bir taraftan da o yaşa geldiğinizi, öyle bir servete sahip olduğunuzu, öyle bir güce ve paraya sahip olduğunuzu ve hayata nasıl devam ettiğinize bakın. Ve bu motivasyonların ne kadar insandan insana değişebildiğini ve bu motivasyonları fark edebilmenin, keşfedebilmenin hayatı ne kadar mutlu ettiğini. Bill Gates bu kadar büyük servete sahip, bu kadar güce sahip, hakkında bu kadar çok spekülasyon yapılan, hani bir taraftan bu hastalığı bulan, çıkaran adam denilen adamın en önemli motivasyonlarından biri yılda 50 kitap okumak ve en beğendiği 4-5 kitabı da yıl sonunda yayınlamak. Her seferinde yıl sonunda YouTube'da çıkıyor, ben şu 5 kitaptan çok mutlu oldum deyip onu anlatıyor. Yılda bir hafta bütün kitaplarını taşıdığı bir kutusuyla birlikte bir küçük kulübe kapanıp bir hafta boyunca kitap okuyor. Yani bu adam her şeyi yapabilir. Her şeyi yapabilir sahip olduğu servetle, güçle. Ama motivasyonunun bu olduğunu fark etmiş ve diyor ki beni buraya getiren zaten bu motive, bu kitabı okuma ve bilgilenme motivasyonuyla ben buraya geldim. Ve bu başarı onun motivasyonunu da kesmiyor başarıya ulaşmak. O motivasyonla üretmeye ve yaşamaya ve kendini keşfetmeye devam ediyor. Önemli meselelerden bir tanesi. Buyurun Şevval Hanım, bir şey söyleyeceksiniz galiba. Az önce sorduğum soruya sohbet kısmından cevap gelmiş. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı demiş bu şey için bir arkadaşımız. Harikasınız. Bir arkadaşımız daha da bir örnek daha vermiş, onu da paylaşayım. Atatürk önce kendini, vatanını, istikbal, refahı için motive olan, sonra hem halkını ve onunla birlikte büyüyenleri motive eden hem de liderlik eden bir şahsiyetti. İlk sorduğunuz soruya örnek vermiş. Değil mi? Yani bakın Atatürk dediğimiz adam Selanik'te annesini bırakıp, arkadaşına teslim edip çıkıp işte vatanı kurtarmak için ya da o kendi idealleri için bütün o mücadeleyi verip sonra biliyorsunuz annesi onun hayattaki tek kıymetlisi, babasını zaten çok küçük yaşta kaybetmiş. Annesi yürüyerek İstanbul'a geliyor ve bütün o şeyin içerisinde çıkıp annesini cami avlusunda bulan bir insan. Yani ve hayatında yediği kurşunlar ya da bir sürü mesele ya da hani o dönemi bir hayal edin. Yani o dönemin şartlarını bir hayal edin. Yani ülkenin halini bir hayal edin. Bu adam nasıl oluyorsa, nasıl bir şey hissediyorsa kendi içinde her sabah yeniden o motivasyonla, o hayalle ayağa kalkabilen, bunun için mücadele edebilen ve etrafında da bir sürü insanı inandırabilen, bir sürü insanı bu vatan kurtulabilir. Bu şartlara rağmen, bu koşullara rağmen, bu karşımızdaki güce rağmen, bütün dünya üzerimize gelmesine rağmen deyip insanları motive edebilen, insanları hatta ölümle motive edebilen, yani ben öleyim de vatanım kurtulsun dedirtecek kadar insanları, bu tabii bizim insanımızın çok değerli bir, çok kıymetli bir özelliği ama bunları bir araya getirip bir şey başarabilmiş, çok acayip bir şey başarabilmiş bir insandan bahsediyoruz. Yani bu motivasyon unsurunun, bu motivasyon meselesinin önemli koşullarından bir tanesi, çok inandığım bir şey söyleyeceğim arkadaşlar size, hayatta kimse kimseyi motive edemez. Yani ben oturduğum sandalyeden ya bu Şevval Hanım'ı bir motive edeyim de gitsin çalışsın bana da para kazandırsın. Şu Cihat Bey'i bir motive edeyim de düşmanın önüne atlasın da memleket kurtulsun da ben de rahat edeyim falan gibi bir şey olmaz. Bu nasıl olur biliyor musunuz? Ben önce yüreğimde o ateşi hissedeceğim. Ben önce oraya atlayacağımı göreceğim. Cihat Bey benim gönlümde gözümde onu görecek. Şevval Hanım onu görecek. Ancak o zaman motive olursunuz. Yani bir liderin bir başkasını motive etmesi tamamen kendi motivasyonuyla alakalı bir şeydir. Motive olmayan bir liderin diğerlerini motive etmesine imkan ihtimal yok. Fenerbahçe'nin koçundan bahsediyoruz değil mi Cihat Bey? Fenerbahçe'nin koçu o maçı kazanacağına,
o takımın şampiyon olacağına yürekten inanmasa, rüyalarında görmese, o oyuncunun o başarıyı sağlayacağına dair bir motivasyon, bir unsur kalbinde taşımasa, bir tek oyuncuyu motive edebilir mi? Bir tek oyuncuyu kendi performansından öte hareket ettirebilir mi? Bir kere o yaşıyor bu motivasyonu. Bir kere o oluşturuyor ve bu motivasyon bir kıvılcım olarak, bir yansıma olarak etrafa, diğerlerine taşıyor. O yüzden bütün mesele kişinin kendi motivasyonunu bulması, kendi hayat motivasyonunu bulması, bununla ilgili olarak harekete geçmesi. Harekete geçtiğinizde zaten birilerine liderlik etmeye başlıyorsunuz. Ailenize, arkadaşlarınıza, içinde olduğunuz topluma, kendi hayatınızla zaten motivasyon oluşturmaya başlıyorsunuz ve ondan sonra da yaşam bu hale geliyor. Yani liderlik ve motivasyonla ilgili olarak gördüğümüz tüm örneklerde aynı şeyi hissediyoruz, duyuyoruz. Şevval Hanım, şimdi diğer sorumuza da geçebilir miyiz artık? Tabii ki. Tekrardan içeriği paylaşıyorum. Bunu tamamladık. Tekrardan aynı şekilde aynı siteye şu kodu da paylaşayım. Şimdi herkesten bir dönüp içine bakmasını ve bugünlerde, hayatın genelinde değil, bugünlerde, hatta şu an, bugün neye motive olduğunuzu, neyin sizi yataktan kaldırdığını, neyi yaparken zamanı unuttuğunuzu, neyi yaparken hiçbir ödül ve cezaya ihtiyaç olmadan doğal olarak oraya aktığınızı, neyin sizi cezbettiğini, neyin sizi harekete geçirdiğini buraya yazmanızı rica ediyorum. Arkadaşlar, sizi ne motive ediyor? Hayatta ne sizi harekete geçiriyor? Ne bir engel dahi olsa sizi durmadan oraya gidiyoruz. Bakın, hayatta bir şeye motiveyseniz, Atatürk örneğini konuştuk. Bir şeye motiveyseniz ölüm bile sizi korkutmuyor. Ölmek bile sizi korkutmuyor. Hiçbir şey önünde duramıyor bir insan motive olduğu zaman. Bugünlerde neye motivesiniz? Lütfen hepiniz bunu yazar mısınız? Şevval Hanım, siz bugünlerde neye motivesiniz? Ben açıkçası bu toplantı için hazırlanmaya, şu an bu toplantının seyrinde gerçekten en yüksek zirvede motiveyim diyebilirim. Bu nasıl hissettiriyor şu anda size? Yani bu toplantının iyi geçmesine motive olmuştunuz ve yani şu anda nasıl hissettiriyor? Şöyle, öncesinde çok rutin bir pandemi dönemi yaşıyordum. Sıkılmıştım, sadece derslerle ilgileniyordum. Ama şu an o karamsar, o üzerindeki kara bulutların hepsini attım. Üniversite hayatından uzaktan da olsa bir zevk almaya başladım. Sosyal yönlerimi keşfetmeye başladım. O yüzden böyle motivasyonum da, moralim de daha yüksek ilerliyorum yani bugünlerde. Ne kadar kıymetli kelimeler kullandınız. Keşfetmek dediniz, hayattan zevk almak, keyif almak dediniz, harekete geçmek dediniz. Hani evet. stuck olmaktan, sıkışıp kalmış olmaktan çıkmak dediniz. Aynı hayat. Hayatta bir şey değişmedi değil mi? Aynı sıkıntılar yine dışarıda var. Yine pandemi var. Yine dışarıda sıkıntılar var. Yine yağmur var. Yine zor dersler var. Değil mi? Evet. Hepsi orada duruyor. Ama ne değişti? Şevval Hanım'ın hayata bakışı değişti. Nasıl değişti? Harekete geçerek, kendi motivasyonu doğrultusunda harekete geçerek aslında dünyaya bakışını değiştirdi. Bu da dünyayı evet. değiştirebilen bir şey değil mi? Aynen öyle. Buyurun Şevval Hanım, sonuçları paylaşır mısınız? En ortada en çok yazılan cevap yine sağlık. Ardından COVID'in bitmesinin umudu, şu anki görüşme, sağlıklı hissetmek, hedeflere ulaşıyor olmak, hayatı devam ettirebilmek, dizi, yürüyüş yapmak, şükür duygusu, folklora gitmek, okumak, fotoğraf çekmek, mezun olmak, kitap okumak, hayallerim, farkında olmak, yaşamak, biri hiç yazmış, yemek, yazmak, spor, onun dışında yine günlük projeler, yaşama isteği, liderlik. Lift. Hiç yazan arkadaşım konuşmak ister mi? Yapmak zorunda değilsiniz böyle bir şeyi. Ama eğer isterseniz hiç yazan arkadaşım, evet. Kapalı olarak ya da açık olarak nasıl isterse yapmak zorunda değil. Eğer kendini motive hissediyorsa konuşmaya, hiç yazan arkadaşımla konuşmak isterim. Ama istemiyorsa tabii ki sonuna kadar saygı duyarım.
Onun dışında insanlara faydalı olmak, bisiklet sürmek, yaşamaya motive, tuval yapmak, resim yapmak, müzik. Yine çok güzel aktiviteler giriyor aslında genel olarak Cihat, motive soruyorum. kısmına. Topluluğumuzun bugünlerde neye motive olduğu unsurları, bugünlerde motive olduğu unsurları gördüğümüzde nasıl yorumluyorsunuz Cihat Bey bunu? Yani şöyle yorumlayabilirim. Yani yaklaşık bir yıldan fazla bir süredir hepimiz pandemi sürecinin içerisindeyiz ve hani çoğumuz evlere sıkışıp kaldık. Dışarıda yapabileceğimiz aktivitelerin sayısı çok azaldı. O yüzden yani şöyle yorumlayabilirim. Herkes en azından evde olduğu bu süreçte kendine bir şekilde bir şeylere verip böyle farklı farklı etkinlikler olabilir. Farklı farklı ne bileyim projelerde yer almayı düşünüp yani öncelikle sağlıklarını koruyarak yani burada yine temel olarak gördüğümüz öncelikle sağlıklarını koruyarak yine pandemide olduğumuz bu evde olduğumuz süreçte yine boş bir şekilde yaşamayıp yine sürekli bir şeyler yapma uğraşında olduklarını görüyorum herkesin. Çünkü herkes farklı farklı bir şeyler söylemiş ve Değil birçoğu mi? da hobi. Değil mi? Harekete geçmek. Yani Evet. bir şey yapmak, bir şey üretmek, harekete geçmek insanları motive ediyor. Buradan bunu görüyoruz, değil mi? Ve Evet. hepimizinki de farklı. Yani bakın, biri diyor tuval yapmak, biri diyor bisiklet sürmek. Biri diyor yemek, biri diyor kitap okumak. Önemli olan bunu hepimizin kendi içimizde bulmamız. Benim motivasyonum sadece size esin verebilir. Kendi motivasyonlarım, kendi hayatımı anlatmam sadece isim verebilir. Ama asıl mesele kendini keşfetmek, kendi içindeki motivasyonu bulmak. Hemen diğer soruya da geçebilir miyiz Şevval Hanım? Siz bugünlerde neye motivesiniz Ufuk Bey? Ben bugünlerde bu sunuma bir kere çok motiveydim. Hemen onu açıklayayım. Şevval Hanım LinkedIn'den yazdı bana. Ve dedi ki motivasyon ve liderlikle ilgili konuşmak ister misiniz? Hemen evet diye yazdım. Değil mi Evet. Şevval Hanım? Süper. Evet, bu da beni çok motive etmişti. Hatta bir süre sonra Şevval Hanım dedi ki ya sizin konuyu değiştirsek olur mu? Nasıl üzüldüm dedim. Hayır, ben o konuyu istiyorum. Ben yine Şevval Hanım'a hayır demezdim. Yine sizlerle birlikte olurdum ama bu motivasyon meselesi enteresan bir şekilde benim bugünlerde üzerine çok kafa yorduğum bir mesele. Yani insanlar nasıl motive oluyorlar, ben nasıl motive oluyorum? Hatta benim bir kitap projem var. Yani bu bahsettiğim isimlerle bilimde, sanatta, iş hayatında çok çalışmış, ileri yaşta olmasına rağmen hala çok saatler çalışan insanlarla nasıl motive oldukları üzerine, motivasyonları ne, hatta kitabın adı bile var. Motivasyonu ne diye röportajlar yapmak. Ve ben böyle bir şey hayal ederken Şevval Hanım'ın LinkedIn'den bana böyle bir konuşma teklif etmesi beni çok motive etti. Çok güzel bir Şu anda zamanlama olmuş gerçekten. bakın motivasyonlarımızın nasıl birbirine dokunduğunu fark ediyor musunuz? Yani Cihat Bey'in burada tecrübesini devam ettirmek istemesi, Şevval Hanım'ın onun liderliğinde bu işi yapması, bu teklifin bana gelmesi ve bilmiyorum şu anda katılımcılarımız nasıl, onlar nasıl hissediyorlar, onları duyması çok önemli. Cihat Bey, sorunuz için teşekkür ederim. Ama hepimizin motivasyonları birbirinden farklı ama biz insanlar topluluk halinde yaşadıklarımız için motivasyonlarımız birbirine dokunuyor. Şu anda dinleyenler olmasa benim konuşmamın bir anlamı yok. Ben buraya gelmesem Cihat Bey'in, Şevval Hanım'ın böyle bir organizasyon düzenlemesinin bir anlamı yok. Katılımcılar gelmese Cihat Bey'in kendini başarılı hissetme şansı yok. Hepimizin motivasyonları nasıl birbirine dokunuyor? Hepimiz birbirimize nasıl dokunuyoruz? Ama mesele kendi motivasyonunu bulmak ve harekete geçmek. Şimdi burada İnsanın da sosyal bir varlık olmasından geliyor sanırım bu da. Yani hepimiz birbirimize bir zincir gibi bağlıyız aslında. Ve evet. az önce siz de bunu açıkladınız, cevaplarımız geldi. Bakın burada da nasıl ilk şeyi hatırlayın. Başarı çıkmıştı. Hatırlıyor musunuz? Evet. Motivasyonumuzu neyin bozduğu yerinde de çok önemli bir şey çıktı. Başarısızlık çıktı. Buyurun Şemal Hanım, nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi tekrardan başarısızlık ilk en çok yazılan. Ondan sonra ülke ekonomisi, yersizlik hissi, kötü hava, karamsar insanlar, negatif insanlar, çabalarımın boşa gitmesi, eleştiriler, özgürlüğümün kısıtlanması, vizeler, olumsuz insanlar, saygısızlık, konuşamama, gelecek, güvensizlik, yargılanmak, küçük kardeşim, saygı görmemek, kötü hava, dinlenmemek, huzursuzluk, hayal kırıklığı, engel, eylemsizlik, beğenilmemek, kısıtlanmak, uykusuzluk, ev işleri,
lider olamamak, eziklik, insanlar, aç olmak, sınavlar, özgüvensizlik, parasızlık, insan, yani bir sürü cevaplar geliyor. Daha başka okumadığım bakıyorum. Suskunluk, Covid, yargılanmak, umutsuzluk, parasızlık, büyük kardeşlerim. Kardeşler bayağı. Ben burada bir şey söyleyebilir miyim? Bir araya girebilir miyim? Lütfen. Benim burada aslında hani birçok cevap var ve birçoğu aslında birçok kez söylenmiş ama benim en çok dikkatimi çeken cevaplardan birisi, hatta en başta gelen hiçbir şey bozmaz cevabı. Yani bence aslında çok güzel bir cevap. Hani ne olursa olsun, hani ne kadar olumsuzluk olursa olsun motivasyonumuzu her zaman diri tutmak, yani bizim yapacağımız şey için de gayet olumlu bir hava yaratabilir. Yani ne olursa olsun ben bunu yapacağım demek çok güzel bir aslında cevap olmuş olduğunu gösteriyor şu an. Yani benim çok dikkatimi çekti. Yazan arkadaşı tebrik ediyorum. Hatta yazan arkadaş sesini duyurmak ister mi bize? Motivasyon, benim hiçbir şey motivasyonumu bozmaz diyen arkadaşımızın sesini duyma şansımız var mı? Tabii ki benim. İsminiz? Hüsna. Tekrarlar mısınız? Hüsna. Hüsna. Tanıyabilir miyiz sizi Hüsna Hanım? Tabii ki. Ben Sabahattin Zaim'de İslam İktisat ve Finans 2. sınıf öğrencisiyim. Bu korona döneminde motivasyonum hiçbir şey bozmuyor. Çünkü kendimi bu şekilde adapte ettim. Böyle. Çok 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 teşekkür ederim. Son cümlelere doğru giderken. Peki tavsiyelerinizi paylaşır mısınız? Bakın tabloda katılımcılarımızın motivasyonunu bozan bir sürü unsur görüyorsunuz. Bunları siz de görüyor musunuz? Yani siz de havanın karanlık olduğunu, ülke ekonomisinde sorunlar olduğunu, Covid olduğunu, kardeşlerin hayatta sıkıntı yaratabildiğinin siz de farkında mısınız? Yoksa siz bir Pollyanna mısınız? Ya tabii ki farkındayım. Şöyle küçük kardeşlere de ben yazdım. O da bir gerçek. Sürekli bardağın dolu tarafından bakıyorum. Çoğu insan şey söylüyor, bu kadar da iyimser olma falan. Ama iyimser olmamaktan başka bir çare yok. Bu şekilde. Çok 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 teşekkür ederim. Hüsna Hanım değil mi? Hüsna İldeş değil mi? İsminizi şimdi görüyorum. Evet, doğru. Konuştuğunuzda. Çok teşekkür ederim. Özgüveniniz için de, gelip burada paylaştığınız için de. Cihat Bey'e katılıyorum. Bunun içerisinde önemli bir meseleydi. Gördüğünüz gibi Hüsnü Hanım buradaki, kaldırabiliriz bu arada Şevval Hanım, artık tabloyu kaldırabiliriz. Ve artık konuşmanın sonlarına doğru geliyoruz, tamamlayabiliriz. Ben başta bir şey söylemiştim, demiştim ki motivasyonla ilgili birçok tanım var ama tanımlara girmeyeceğiz. Çünkü dünyada ne kadar çok insan varsa o kadar çok motivasyon var ve bugünkü hedefimiz herkesin kendi motivasyonu ile ilgili farkındalık sağlamak. Yani bugün burada kaç katılımcımız varsa o katılımcılarımızın hepsinin kendi motivasyonlarını fark etmeleriyle ilgili bir şey sağlamak. Artık finale geldiğimiz için, herkes yeterince bu konu üzerine düşündüğü için ben kendi tanımımı söyleyebilirim. Herkes kendi tanımını da söyleyebilir. Burada da Hüsnü Hanım'ın az önce söylediği çok önemli. Benim için motivasyon esneklik demek. Bunu da şöyle tanımlıyorum. Hayat belirsizliklerle dolu. Bugün Covid var diye çok üzülüyoruz değil mi? Ya da ülke ekonomisinde sorunlar var diye, ya da küçük kardeşlerimiz bizi mutsuz ediyor diye, ya da hava kötü diye hepimiz dertleniyoruz. Ama buradaki arkadaşlardan biri Atatürk'ten bahsetmişti. Hadi gidelim o zamanın Türkiye'sine. Sadece Atatürk değil, o zamanki bütün insanların hayatına gidelim. Bir düşünün ülkenin halini. Yani ülke gidiyor elden arkadaşlar. Yani birileri ölmüş, para yok, hiçbir şey yok. Böyle bir dönemde nasıl oluyor da bu insanlar ayağa kalkıp motive olup yürüyüp ülkeyi kurtarabiliyorlar? Nasıl bir hikaye yaratabiliyorlar? Nasıl oluşturabiliyorlar? Bütün mesele bakış açısı. Burada, buyurun, buyurun. Bir ses geldi. Bir ses geldi ama yanlışlıkla oldu galiba. Değil mi? Bir şey söylemek isteyen varsa lütfen buyursun. Ben niye esneklik olarak görüyorum motivasyonu? Çünkü hayat belirsizliklerle dolu. Hepimizin hayatında baktığımızda motivasyonumuzu bozabilecek çok fazla şey var.
Ama aslında motivasyon içsel ve biz hayatta bizi neyin motive ettiğini, neyin yürüttüğünü bulabilirsek ve onlarla harekete geçebilirsek, işte o zaman en olumsuz koşulların içerisinde bile motive olup harekete geçip sonunda kendi mutluluğumuzu yakalayabiliyoruz. Ve sonra da motivasyonlarımız birbirine değmeye, sizin motivasyonunuz beni etkilemeye, benim motivasyonum sizi harekete geçirmeye ve böylece de içinde olduğumuz durumda dahi daha iyi bir hayatı, daha iyi koşulları, daha iyi bir dünyayı hep birlikte oluşturmaya başlayabiliyoruz diye düşünüyorum. Bir örnekle de kapatmak istiyorum. Hiçbir sorunun olmadığı, hiçbir sıkıntının olmadığı. Bunu bir arkadaşım bana bir gün bir mesaj atmıştı. Hani böyle bazı günlerde herkes birbirine mesajlar atar ya işte sağlıklı, mutlu, keyifli günler dilerim falan. Yani işte yeni yıla geçerken atılır. İşte bayramlarda, seyranlarda atılır. Bir gün bir arkadaşım böyle bir dönemde bana bir mesaj gönderdi. Böyle bir saat ekrana baktım konuşmadan. Mesaj aynen şunu söylüyordu. Diyordu ki işte önümüzdeki dönemin, önümüzdeki yılın her neyse sana üstesinden gelebileceğin kadar dert getirmesini dilerim kardeşim diye bir mesajdı. Bu mesaj beni çok çarptı. Çünkü hakikaten hayat böyle. Hayat dertsiz, sıkıntısız bir şekilde oturmakla alakalı bir şey değil. Hayat dertleri olup bu dertleri çözmekle ilgili motivasyon olup bu motivasyonla ilgili harekete geçmek. Tabii ki bazı alt unsurlar var. Yani bunlara yaşamda hijyen unsurlar deniyor. Olmazsa olmaz unsurlar deniyor. Ne gibi? Sağlık gibi. Ne gibi? Bazı ekonomik koşullar gibi. Buralarda, buraların altına düştüğümüzde zaten sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Kaldı ki onun içerisinde bile motivasyonunu, mutluluğunu bulan, bildiğimiz gibi bir sürü fiziksel engeli olup, bir sürü sağlık koşulu kötü olup hayatta motivasyonu bulabilenler var. Oralarda bile mümkün. Buralardan sonra da hayatta bir anlam yakalayabilmek, hayatta kendi motivasyonumuzu yakalayabilme meselesi bizi motive edip yukarı doğru çıkarmaya başlıyor. Ve bu da içsel bir mesele. Liderlik etmede, başkalarını motive etmede aslında kendi motivasyonumuzu yakalama, bununla ilgili harekete geçirme ve bunu etrafımıza yaymakla ilgili bir mesele. Notlarıma bakıyorum. Şu örneği vereceğim. Ben denizle çok ilgiliyim. Biliyorsunuz artık çiftlikler var. Denizlerin içerisinde çiftlikler var. Bu çiftliklerde, denizlerin içerisindeki çiftliklerde balık yetiştirmeye gayret ediyorlar. Ve bir türlü o balıkların diğer balıklar gibi, dışarıdaki balıklar gibi lezzetli olmadığını, o deniz balıkları gibi olmadığını fark ediyorlar. Her şeyi deniyorlar. Beslenme usullerini deniyorlar. Yeri değiştiriyorlar. Her şeyi değiştiriyorlar. Olmuyor. En son birisi şöyle bir şey buluyor. Diyorlar ki bir dakika, bu balıklar kendi konforun içerisinde çürüyorlar. Yani konfor alanı içerisinde çürüyorlar. Ve o havuza bir köpek balığı bırakıyorlar. O köpek balığı diğer balıkları kovalarken, diğer balıklar kaçışırken o balıkların çok daha lezzetli hale geldiğini, çok daha sağlıklı hale geldiğini, çok daha motive olduklarını görüyorlar yaşama karşı. Yaşamda bir derdiniz yoksa motivasyonunuz da yok. O yüzden birileri gelip sizin havuzunuza bir köpek balığı bırakmadan önce siz kendi hayatınızdaki kendi motivasyonu bulun kardeşlerim. Kendi denizinizde, kendi hayatınızda kendi motivasyonlarınızı bulun diyerek ben konuşmamı tamamlamak istiyorum. Hepinize dinlediğiniz için, paylaşımlarınız için, bana öğrettikleriniz için, bu organizasyonu düzenlediğiniz ve beni de davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra sorusu olan varsa, paylaşmak istediği herhangi bir şey varsa onu dinleyebiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. İlk olarak bütün paylaşımlarınız için ilk başladığımız andan bu noktaya gelene kadar ben çok teşekkür ederim. Gerçekten motivasyonumu çok yükselttiğim bir eğitim oldu. Paylaşımlarınız, fikirleriniz çok farklı bakış açıları kattı bana. Yine çok güzel yorumlar alıyoruz. Sorularımıza iletebilirsiniz. Bir tane sorumuz var sanırım. Merhaba, özellikle zor zamanlarda motivasyon kaynağımızı nasıl bulabiliriz ve koruyabiliriz? Bir de irademizi güçlendirmek için ne tavsiye edersiniz? Özellikle alışkanlık kazanmak için ve konfor alanından çıkmak için. Teşekkürler demiş. Yani okuduğum kitaplar ve kendi yaşam deneyimim burada şunu söylüyor. Zor zamanlarda motive olmak, iradeyi güçlendirmek, birkaç soru birden var burada. Alışkanlık kazanmak ve konfor alanından çıkmanın tamamı için benim duyduğum, okuduğum, gözlemlediğim, kendi yaşamımda ve birlikte çalıştığım liderlerde gördüğüm şey ulvi bir hedef koymak. Bu insanların hiçbiri, hani başarı kavramı bugün çok karşımıza çıktı ya, bugün nedir başarı?
İşte okuldan mezun olmak, iyi bir iş sahibi olmak, bir araba sahibi olmak, bir ev sahibi olmak hiç fena değil, değil mi? Yani bu maddi unsurlar başarının hepimizin aklına gelen ilk unsurları. Ama bu unsurlar bu arkadaşımın sorduğu soruyu sağlamıyor. Zor zamanlarda buralarda motivasyonu kaybedebiliyoruz ya da bunlara ulaştığımızda her şey bitebiliyor. Ama hayatımıza daha ulvi bir hedef koyabilirsek, daha diğer insanları da kapsayan, dünyayı değiştirmeyi kapsayan, daha ulvi, daha şeyi yüksek, yani diğer insanları da etkileme gücü yüksek bir hedef koyabilirsek, bugün konuştuklarımızın arasındaki örnekler hep bununla ilgili örneklerdi. O zaman zor zamanlarda motivasyonumuz düşmüyor. Çünkü o hedefe ulaşmak için, o hedefe ulaşma hayaliyle zor zamanlarda motivasyonumuz düşmüyor. İrademiz zaten taş gibi oluyor. Böyle bir hedefe inanırsak ve peşinde koşarsak. Alışkanlıklarımızı da zaten zamanla bunun üzerinden değiştirebiliyoruz. Konfor tuzağına da hiçbir zaman düşmüyoruz. Ama hayatta hedefimizi okuldan mezun olmak, bir iş sahibi olmak, bir ev, bir araba sahibi olmak dersek, o zaman en ufak bir zorlukta, ya bu sene değil, iki sene sonra da mezun olurum. Arabada Mercedes olmasa da olur, Renault'la da idare ederiz. Ya evi de babamlar alsın, bizim kayınpederle babamlar birleştirsin de onlar da, ya bir sürü insan da kirada oturuyor, evi de onlar alsınlar ya da emekli olunca alırız gibi rahatlıkla öteleyebildiğimiz şeyler oluyor. Ama hayatımıza daha manevi, daha bizi içeriden etkileyen bir hedef koyarsak, işte o zaman durmadan çalışıyoruz. Bütün zorlukları da daha rahat aşıyoruz. Biraz genel bir cevap oldu ama bu soruya benim okuduklarım, duyduklarım ve gözlemlediklerimden bulduğum bu başka bir cevabı olan birisi varsa o da paylaşabilir. Çünkü dediğim gibi bu konular kimsenin kimseye ahkam kesebileceği konular değil. Hepimiz kendi hayatımızdan çok rahat cevap verebileceğimiz şeyler. Yine de bence faydalanabileceği bir cevap olmuş zaten. Bir diğer soru ise motivasyonumun ne kadar yüksek olursa olsun hayatındaki herhangi bir değişiklik modumu çabucak düşürüyor. Bir türlü başladığım gibi devam edemiyorum. Önerebileceğiniz bir şey var mı demiş. Firdevs Hanım'a şunu öneririm. Firdevs Hanım, şöyle bir çalışma yapabilirsiniz. Ben bu hayatta ne için varım sorusu üzerine bir çalışma yapabilirsiniz. Yani motivasyonunuz hızlı düşüyorsa belki de koyduğunuz hedeflerle ilgili, kendi başarı tanımınızla ilgili bir sıkıntı olabilir. Yani başarı tanımınız sizi gerçekten heyecanlandırmıyor olabilir. Ama eğer sizi gerçekten heyecanlandıracak bir başarı tanımı koyabilirseniz, gerçekten ulaşmak istediğiniz bir hayal ya da hedef koyabilirseniz, o zaman motivasyonunuz bu kadar hızlı düşmez. Bununla ilgili Simon Sinek diye yazılan hayatta anlamı bulmakla ilgili çok güzel kitapları ve YouTube'da videoları var. Ben bu hayatta ne için varım sorusunu bulmanızı sağlayan çok güzel pratikler veriyor Simon Sinek. Şirketlere de öneriyor bunu. Mesela şirketlere de diyor ki ne için var olduğunuzu bu hayatta bulun. Ben bu hayatta araba üretmek için varım, kar etmek için varım gibi hedeflerle bir yere varamazsınız diyor. O zaman bir zorluk çıktığında işte hava soğuksa dışarı çıkmak istemezsin arkadaş. Ya bugün de evde oturayım dersin yani. 3 kuruş az kazanayım. 5 tane az araba satayım. Notum 85 değil de 80 olsun. Değil mi? Sınava girdiniz. Yani nedir? Bir sınavda geçen not 51. 90, 100 yapmak için ne? Niye uğraşıyorsunuz ya? Niye uykunuzdan fedakarlık ediyorsunuz? Ne oluyor da 90-100'e gidiyorsunuz? Orada başka bir şey doğuyor. Orada bir başarı tanımı, altı dolu bir başarı tanımı vardır bir insan 90'a 100'e doğru gidiyorsa. Ya yetenekleriyle ilgili bir durum vardır, ya öğrenme merak güdüsüyle ilgili bir durum vardır, ya da başarı duygusuyla ilgili, başarı tanımıyla ilgili altı dolu bir şey vardır. Firdevs Hanım'a tavsiyem, hayatta neyi başarı olarak tanımladığını, bu hayatta onu neyin heyecanlandırdığını, motivasyonunun ne olduğunu, ben bu hayatta ne için varım, neyi değiştirirsem bu hayatta kendimi başarılı hissederim sorusuna bir cevap aramasını ya da bu konuda bulduğu cevapları sorgulamasını tavsiye ediyorum. Firdevs Hanım sayesinde bize de iyi bir şey oldu. İyi tavsiye oldu. Benim yani şöyle bir... Motivasyonunuz düşüyorsa, engeller gözünüzde büyüyorsa, gözünüzü engellere ya da motivasyonları değil, ufka bakın. Ufka bakın. Baktığınız ufuk eğer sizi heyecanlandırıyorsa, zaten o engelleri aşmanın bir yolunu bulursunuz.
soruna değil çözüme doğru odaklanın. Eğer o engel gözünüzde büyüyorsa zaten o yolu yürüyecek bir heyecanınız, motivasyonunuz yoktur. Eğer siz o dağın zirvesine çıkmak istiyorsanız sizi hiçbir şey durduramaz. Ama o yolda yürümek istemiyorsanız o zaman da dönüp benim söylediklerimi sorgulayın. Doğduğunuz coğrafya, genetik kodlarınız, hayatınızdaki insanlar, aileniz, değerleriniz, erdemleriniz, bütün bunlara bakın. Belki de o yol sizin yolunuz değildir. O yüzden de yolda çıkan her taş ayağınıza batar. O zaman 50'ye razı olursunuz. Hayatta vasata razı olursunuz. O yüzden de sıkıntılar, sorunlar çıktığında da harekete geçecek durumunuz olmaz. Hayatı, hani derler ya, hani 30'unda da ölür insan, öldüğünde de ölür. Yani bu öldüp de öldüğünü fark etmez. Yani bu hayat, hepimizin bir ömrü var. Hepimiz bir gün öleceğiz. Ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Ama bize bahşedilmiş olan bu hayatı, dolu yaşama meselesi, koyduğunuz hedef, yürümek istediğiniz yolla alakalı. Kesinlikle. Bir hedefiniz yoksa, hangi yoldan yürüdüğünüzün bir önemi de yok. Kesinlikle katılıyorum. Engeller de sizin gözünüzde büyür. Küçücük bir çakıl gözünüzde büyür. Ama evet, yolun sonundaki hedefe ulaşmakla ilgili bir kalbi heyecanınız varsa o taşı parçalar geçersiniz. Ya da parçalayamaz o uğurda ölürsünüz. Ama yine de anlamlı bir hayat yaşarsınız. Çünkü hepimiz öleceğiz. Evet. Hepimiz öleceğiz yani. Evet. Çok teşekkür ederim bu yorumunuz için de. Benim şöyle bir sorum var. Biz hep kendimiz için motivasyon gelişimi, motivasyonumuzu yüksek tutma gibi durumlardan bahsediyoruz. Peki biz başkalarını motive ederken nelere dikkat etmeliyiz? Mesela biz üniversiteye başlamış bir gençleriz ve üniversiteye hazırlanan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Onlar bize bir destek, bizden bir destek istediler. Bu durumda ne yapabiliriz? Bakın tekrar söylüyorum, hiç kimse hiç kimseyi motive edemez. Fatih Terim hiç kimseyi motive edemez. Abramovich kimseyi motive edemez. Adam kendi motive. Adam kendi şampiyonluğa koşmak istiyor. Umrunda değil aslında oradaki basketbolcu, futbolcu. O kendi şampiyonluğa gitmek istiyor. Eğer siz motive değilseniz bu hayatta bir başkasını motive edemezsiniz. Yalan. Gaza getirmek diye bir kavram var bizim memlekette. Gaz dediğiniz şeyin bir ömrü var arkadaşlar. Gaz bir yere kadar, gaz nereye kadar, gaz bir yere kadar. Ama ben bugün motive olmasam bu konuşmayla ilgili sizi motive edebilir miyim? Bakın biz bir saatte bitireceğiz demiştik. Niye devam ediyoruz? Ben motiveyim, siz motivesiniz. Ben sizden alıyorum, siz benden alıyorsunuz. Evet. Ben motive değilsem, ben hayat yolculuğumu bulamamışsam, hiç kimseyi de hayatta motive edemem. Hiç kimseye de liderlik edemem, kendi hayatıma da liderlik edemem. Yalan. Birine motive kendimize dönüyoruz. Yine kendimize dönüyoruz, kendimizi buluyoruz. Bakın burada nefis bir şey yazmış. Neredeydi? Anda kalmakla ilgili bir şey vardı. Okuyorum. Aslında tüm mesele bence anda kalmak ve anda kalıp mutluluğun ve mutsuzluğun da biteceği gerçeğini bırakalım. Anımız mutlu geçsin, nasılsa geçecek. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Muhteşem, muhteşem. İK Merve Çelik, harikasınız. Yani mindfulness, anda kalmak falan diye konuşulan şeyin özeti. Lütfen Merve Hanım'a verdirin bu semineri. Nefis bir özet çıkarmış. Evet. Her şey geçecek. Hayatta her şey geçecek. Her şey geçecek. Her şey. Hepimiz şu anda buradaki arkadaşların hepsi 120 yıl sonra hiçbirimiz yokuz. Hayatta her şey geçecek. Her şey değişecek. Bu hastalık değişecek. Bütün mesele, bütün bu dışarıda kontrol edemediğimiz bu yaşadıklarımızı nasıl göğüslediğimiz, nasıl karşıladığımız, nasıl yorumladığımız, nasıl değerlendirdiğimiz, içimize nasıl soktuğumuz, içimizde nasıl yoğurduğumuz ve bunun bizi nasıl harekete geçirdiği ya da geçirmediği. Bakın ne konuştuk? Aynı korona bir arkadaşımızı çok mutsuz ederken bir başkası diyor ki hayır, beni etmiyor. Koşullar buysa ben de bu koşullarda yaparım. Yani benim bir sürü arkadaşım var. Diyorlardı ki ya evden çalışanlar ne şanslı. Bu yabancı şirketlerde olup da haftanın iki günü evden çalışanlar ne şanslı. Şimdi aynısı diyor ki evet, tutsak olduk. Nasıl baktığınızla ilgili mesele. Evet, dışarıda bir hastalık var. Evet, çok acı. Çok dikkatli olmalıyız. Bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Ama şu anda ben hasta değilsem, şu anda yarın belki olacağım. Yarın belki bu hastalıktan hayatımı kaybedeceğim. Bilmiyorum.
Ama şu an hayattaysam ve hasta değilsem ve koşullar buysa ben bu dört duvar arasında kendi motivasyonumu bulup kendi ulvi hedefime, yolculuğuma nasıl yürüyebilirim? Ya da bunu nasıl arayabilirim? Bilmiyorsam da bunu nasıl arayabilirim? Kesinlikle tüm bu şeyler içinde çok güzel bir eğitim oldu. Başka soru ya da yorum yapmak isteyen var mı diye kontrol ediyorum. Ama sanırım bitti sorularımızla, yorumlarımızla. Ne güzel. İyi akşamlar. Ben bir soru sorabilir miyim acaba Fukbe'ye? Tabii, buyurun lütfen. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Hedeflerinizi belirlerken maddi hedeflerden çok ulvi, başkalarını da kapsayan hedefler belirlerseniz yılmazsınız dediniz ya. Özel olmayacaksa sizin böyle bir hedefiniz var mı acaba? Onu merak ettim. Çok teşekkür ederim bu soru için. Tabii ki yani belki grubu ilgilendirmez diye paylaşmıştım ama ben şu anda bu hedefimle buradayım. Şeyi anlattım ya, çocukluğumdan beri bir doğam var, hani dışa dönük bir doğam var. Konuşmayı seven, ifade etmeyi seven bir insanım. Hayatım da hep böyle geçti. Gazetecilik yaptım, iletişim danışmanlığı yaptım, hep bunları yaptım. Ve ben 45 yaşındayım ve kendime şöyle bir şey koydum. Dedim ki bu hayatta aslına bakarsanız herkesin kendini ifade edebileceği bir yöntem vardır. Hepimizin yaratılışı birbirinden farklı, tamam. Benim ağzım iyi laf yapıyor. Ama öbürü iyi resim yapıyor. Öbürü iyi tablo çiziyor. Öbürü iyi müzik yapıyor. Aslına bakarsak her insana kendini ifade etmesi için bir yetenek de bahşedilmiş durumda. Ve eğer herkes bu yeteneğini keşfeder, bu konuda derinleşir ve kendini ifade ederse bu dünyanın çok daha demokratik, çok daha mutlu bir yer olacağını düşünüyorum. Çünkü bugünün dünyasında baktığımızda hep konuşan birilerini duyuyoruz. Birileri çok konuşuyor. İnfluencerlar, siyasetçiler, ünlüler, birileri çok konuşuyor. Ve bu çok konuşanlar hayatı biraz daha fazla domine etme şansı elde ediyorlar. Gruplarda da böyle. Her 3, 5, 10, 20 kişilik gruba bakın. Daha özgüvenli olan, kendini daha kuvvetli ifade edebilenler kararlara da hakim olmaya başlıyorlar. Oysa herkes kendini iyi ifade edebilse, herkes anlatma ve bir dinleme konusunda bir seviyeye gelse, bu dünyanın daha demokratik ve daha mutlu bir yer olabileceğini düşünüyorum. O yüzden de ben kendime, herkesin kendini ifade etme ve iletişim yetkinliklerini, karşılaşabildiğim herkesin kendini ifade edebilme ve iletişim kurma ve bir taraftan da tabii ki motivasyonunu bulma ve bu motivasyonu hayata geçirme yetkinliklerini artırmaları konusunda yardımcı olmak gibi bir misyon biçtim kendime. Koçluğu bu yüzden yapıyorum. Hayatta bunu yapmaya gayret ediyorum. O yüzden böyle konferanslar olduğunda koşuyorum. Daha fazla sayıda insan hayatta kendini daha kuvvetli bir şekilde ifade edebilir. Bizim memlekette önemli sorunlardan biri. Bakın yavurlara, bakın batılılara, bakın Amerikalılara ne güzel konuşabiliyorlar. Ne güzel sahnelerde kendini ifade edebiliyorlar. Yeni kuşaklarda bu durum daha iyi. Daha çok kendini ifade etme, sunma meseleleri kuvvetlenmiş vaziyette. Ben de kendimi hayatta böyle bir misyon şimdilik biçtim. İleride belki değişir. Bunu yapmaya gayret ediyorum. Bilmiyorum, bir cevap oldu mu sizin için? Oldu. Ufuk Bey, çok teşekkür ederim. Ben yani bir hedef koyulduğunda o hedefe varılamasa da, yani başarılı olamasa da o yolda gösteren emeğin çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. En azından insanın vicdanı rahatsız olur. Ki siz bu akşam yani biz gençlerin hayatına dokunduğunuz çok güzel şeyler anlattınız. Sizin sayenizde çok güzel şeyler öğrenmiş olduk. Nacizane bizim hayatlarımıza dokundunuz. İnşallah çok daha fazla kişinin hayatına dokunur. Hedefinizi çok daha geniş kitleler çerçevesinde gerçekleştirirsiniz. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Cihat Beyler bu kulübü kurmasaydı, Enes Beyler, Dilara Hanımlar çalışmasaydı, Şevval Hanım bana bu teklifi getirmeseydi belki kös kös içeride televizyon seyrediyor olabilirdim. Yani hani benim de bu motivasyonumu hayata geçirebilmem için bakın motivasyonlarımız birbirine dokundu. Ve sizler gelip bugün dinleyenler, bizim motivasyonumuzun, bizim başarımızın oluşmasını sağlayanlar da sizlersiniz. Bakın nasıl motivasyonlarımız birbirine dokunuyor. Evet, ama ben son olarak şunu söyleyeyim, bunu yani biz sizi görüyoruz, siz bizi görmeseniz bile o enerjinin geçmesi, yani gözlerinizden bile onun bir ekran arada olması, ama onu hissediyor olmak sayesinde olduğuna inanıyorum. Tekrar çok teşekkür ederim, iyi akşamlar. Sağ olun, ben de çok teşekkür ederim. Bakın beni de burada Cihat Bey gibi ben para için ya da birileri beni sopalayacak diye değil, kendi içsel motivasyonumla buradayım.
kendim için, kendi hayatım için, bu dünya için bir güzellik yaptığımı düşünerek buradayım. Bundan daha büyük bir motivasyon yok. Gerçekten motivasyonunuza motivasyon katacak güzel yorumlar da geliyor sohbet kısmına. Çok teşekkür ederim herkese. Başka soru veya yorum kalmadı diye düşünüyorum. Son olarak bir hatıra fotoğrafı çekelim. Bugüne motivasyonun yüksek halimizi bir ölümsüzleştirelim istiyorum. Katılımcılarımızdan da müsait olanlar kameralarını açsınlar. Onları da aramızda görmek isteriz. Ben şeyi de söyleyeyim arkadaşlar, benim LinkedIn hesabımdan özellikle bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Instagram'da çok aktif değilim. Twitter'da daha çok takipçiyim. LinkedIn hesabımdan bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Mail adresim ufuk@carsibasi.com.tr. Biz çok değerli bir akşamı geçirdik. Birbirimize kalbimizi açtık, gönlümüzü açtık. Artık kardeş olduk. Yani çok önemli paylaşımlar yaptık. Sizler için yapabileceğim herhangi bir şey olursa kapım her zaman açık. Bir gün inşallah yüz yüze de karşılaşma şansımız olur. Ama ne zaman isterseniz de bana LinkedIn'den ulaşabilirsiniz. Sizler için yapabileceğim bir şey olursa kalbim her zaman açık. Bu paylaştıklarımızdan sonra biz de artık bir aileyiz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli ve çok güzel bir akşam oldu ve bundan sonraki gönül bağlarımız bir oldu. Evet, fotoğrafa geçelim. Tamam mı? Bu kadar mıyız? Daha katılacak var mı? Yok sanırım. Evet. Tamamdır. Sanırım daha fazla katılımcı da kamerasını açmayacak. Etkinliği bitirmeden ben de ufak birkaç şey söylemek istiyorum. Ufuk Bey, öncelikle davetimizi kırmayıp bugün bizlerle beraber olduğunuz için ben hem kendim hem de ekibim adına size tekrardan çok teşekkür ediyorum. Yani çok keyifli, çok güzel bir eğitim oldu. Gerek sorduğunuz sorular, gerek katılımcılarımız, gerek birebir konuşma imkanı bulmuş olmamız yani çok şey kattı bana. Eminim yani herkes de böyle düşünüyordur diye düşünüyorum. Çünkü zaten yorumlardan da görüyoruz herkesin güzel dileklerini. Umarım bu pandeminin bittiği dönemlerde okullarımızda buluştuğumuzda sizi tekrardan okulumuzda başka etkinliklerde görmeyi çok isterim. Çok güzel bir etkinlikti. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de davetiniz, ev sahipliğiniz için sağ olun. Sağ olun Dilara Hanım. Çok teşekkürler. Dilerseniz etkinliği burada sonlandıralım. Her şey için tekrardan teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz herkese. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.